Radyomuzdan iyi akşamlar sayın seyirciler. Her cumartesi olduğu gibi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu stüdyolarında karşınızdayız. Hasan Topaloğlu ile birlikte Aksa Liglerinde Süper Lig'de 18. haftayı konuşacağız. Bugün 4 karşılaşma vardı Süper Lig'de. Hamitköy konuk ettiği Gönyeli'yi 1-0 mağlup etti. Lider Mağusa Türk Gücü Güzel Yurt Esmanı'na lider gitmişti. Lider döndü Bafül Kürdun'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Girnağlı Kevin'i rahat bir oyun sonucunda 4-1'lik skorla yendi ve son maçta ise Mesarya ile Küçük Kaymaklı 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar. Bu karşılaşmaları görüntülerle birlikte ekranlarınıza getireceğiz. Tartışmalı pozisyonları konuşacağız. Başka konular var, onları konuşacağız. Hafta içerisinde Nikosya Grup Kıbrıs Kupası karşılaşmaları oynanmıştı. O karşılaşmaların da özet görüntülerini sizlerle paylaşacağız programın sonuna doğru. Bugünkü programımız da 23'e kadar sürecek. Bunu da belirtelim. Hasan Topaloğlu, hoş geldin. İyi akşamlar Necmi. İyi akşamlar diliyorum. Tabii Süper Lig'de 18. hafta başları bugün başladı. 4 karşılaşma. Hamitköy, Gönyeli, Baf, Mağusa Türk Gücü, Merit Alsancak, Yeşilova, Girnağlı Kevi ve Mesarya Kaymaklı maçlarıyla haftayı açtık. Tabii önemliydi karşılaşmalar. Gün adına Gönyeli'nin bir kaybı oldu. 3 puan kaybetti Hamitköy deplasmanında. Hamitköy için büyük artı oldu alt taraflardan kurtulma adına. Mağusa Türk Gücü zorlandı. Kupada zorlandığı gibi ligde de zorlandı aynı rakibe karşı ama kazanmasını bildi. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Önemli bir virajı döndüğünü düşünüyorum. Yeşilova 4-1 kazandığı Girnağlı Kevi artık umutlarını yavaş yavaş tüketmeye devam ediyor. Ve Mesarya, Küçük Kaymaklı puanları paylaşan iki takım oldu gün adına. Genel bir değerlendirme yapacak olursak gün adına neler söyleyebiliriz? Yani tabii ki 18. hafta itibariyle ki 7 günde 6 günde 3 maça çıkan takımlar var. Yoğun yorucu kadroların sakatlıklar ve kartlardan dolayı sıkıntılı olduğu bir hafta yaşadık. Gün adına haftanın kârlısı Hamitköy ve Mağusa Türk Gücü bugün baktığımızda. Çünkü Mağusa Türk Gücü kupada ecel terleri döktü Bafül Kürdü deplasmanında. Bugün ligde de ecel terleri döktü ama 3 puanı alarak en azından en yakın takipçisi 2 takım vardı Doğan Türk Birliği ve Gönyeli. Gönyeli'nin mağlup olmasıyla 4 puanlık bir fark açtı Gönyeli'ye. Bu bugün adına Mağusa Türk Gücü'nün en büyük kârıdır diye düşünüyorum. Diğer maçlara geldiğimizde Hamitköy'ün hayati bir 3 puan daha hanesine yazdığını görüyoruz. Ve ligin dibinden iyice kurtulmaya başladı. Bırakın kurtulmayı, Hamitköy hedef büyüterek play-out'un da dışında kalmayı planlamaya başladı. Bugün hocasını dinledim. Bunun hesaplarına başladı ki o hesap çok uzak değil. Hamitköy bu direnişe devam ederse bunu başarabilecek bir kadro var orada. Bir yönetim var, bir hoca var. Şu anda ligin en başarılı takımlarından biri olduğunu net söyleyebilirim. Aynen. Zirveye oynayan her takımı içeride dışarıda takabiliyorlar. Yani bütçesine göre kadrosuna inanılmaz başarı. Gerçekten inanılmaz. Ben Hamitköy'ün direnişi diyorum buna. Ve bugün aldıkları galibiyetten dolayı kutluyorum. Tabii ki Gönyeli'de eksikler vardı, sıkıntılar vardı ama az sonra maçlar geldikçe bunları konuşacağız. Yeşilova bir moral buldu. 10 dakikada rakibi 3 golle çözdü ve kolay bir maç kazandı. Mesarya Kaymaklı maçı benim adıma Mesarya adına hayal kırıklığı oldu. Yani ben Mesarya'nın bu maçı kazanmasını bekliyordum. Geçen haftaki farklı galibiyet, kupadaki galibiyet. Bugün de kazanmasını beklerdim açıkçası ama yine Derviş Ocağı'nın tuzağına düştüler açıkçası. Kapalı savunmayı açamadılar. Sonrasında gelen gereksiz kartlar eldeki 3 puanı bir anda 1 puana döndürdü. Her iki takım da artık bu dakikadan sonra lig adına sadece sıralamayı belirleyecekler. Playout'tan uzak durmaya çalışacaklar. Mesarya kazanmış olsaydı ben Mesarya'nın şampiyonluğu hala daha kovalayabileceğine inanıyordum. Yani eldeki kadronun puan olarak geride de olsa da bu maçı kazandığı takdirde gelecek hafta deplasmanda bir galibiyet. O bir hafta Mağusa Türk Gücü Mesarya'ya geliyordu. Üzerindeki şampiyonluğu oynayan takımlarla bir maçları var halen. İşte bir sonraki hafta Mesarya'ya geliyordu Mağusa Türk Gücü. Orada dananın kuyruğu kopabilirdi. Yani çok iyi bir kadroya erişti Mesarya. Herkesin gözleri Mesarya'ya dönmüş oldu. Ama bugünkü harikayla kendilerini bence şampiyonluk defterini kapatmış oldular. Mesarya artık playout'tan uzak ve kupaya odaklanması lazım.
Yani puansal olarak da Hamitköy 22 mesela. Mesela 25. Aynen. Yani çok aynen. Uzak bir fark yok. Şu an zaten play-out'un içindedir. En sıkıntılı bir noktada şu an için. Maalesef. Ama eldeki kadro bunu kurtarır mı? Kurtarabilir. O da zaman gösterecek. Maçlara az sonra detaylı gireceğiz Necmi. Evet. Tabii maçlar dışında da gelişmeler oldu. Hafta içerisinde program öncesinde de konuşmuştuk. Hafta içinde biliyorsunuz kupa maçları da vardı. Siz de Gençlik Gücü Yenicami maçındaydınız. Lefkoşa Atatürk Stadyumunda. Bazı sıkıntılar, bazı ihmaller gözümüze çarptı. Şimdi Necmi olaya şöyle girelim. Her programda, gerek sabah programlarımızda, gerek gece programlarımızda eksikleri ve yanlışları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Evet. Elimizin döndüğü kadar dürüstçe, dopla konuşmaya çalışıyoruz. Beğenen var, beğenmeyen var. Aslında bizim derdimiz ülke futbolunun, ülke gençliğinin daha iyi noktalara gidebilmesi, daha iyi şartlarda oynayabilmesi. Tutturdular yaklaşık bir 5 aydır, 6 aydır. İşte hükümet yok, spor bakanı yok, spor dairesi müdürü yok, para yok da yok da yok. Tamam da yani bu ülke sporu şu anda Allah'a emanet mi yani? Yani bir müdürü yok mu bu dairenin, bir sorumlusu yok mu bu dairenin, bu işlere bakabilecek biri yok mu yani? Şu anda orada hükümet kurulmadıysa herkes keyfine mi yani? Herhalde öyle. İşe gitmezler mi? İşlerini yapmazlar mı? Herkes görevini bilmez mi? Ben bunu anlayamıyorum yani. Sahalarımız rezalet, dökülür. İnanılmaz. Çoğu sahada çim biçme makineleri bozuk, silindir yok. Soyunma odaları geçmiş haftalarda fotoğraf atıldıydı, hakem odası rezillik durumda. Türbünler bazen temizleniyor, bazen temizlenmiyor gibi. Hep sıkıntı. Hiç güzel bir şey olmuyor. Aylardır söylüyoruz Atatürk Stadı'ndaki skorboard'u. Ersan Başkan bir süreliğine göreve geldiydi Sunat Atun'la birlikte. Bir şeyler yapmaya çalıştı eldeki bütçeye göre. En azından skorboard'u işlettiydi. Evet, doğrudur. Sahanın etrafındaki su kanalları hala daha darmadağın durumda. Devam. Hala daha bir çocuğumuzun ayağının kırılmasını bekliyorlar. O zaman da çıkıp ne söyleyeceklerini ya da çıkıp da biri bir şey söyleyebilecek mi çok merak ediyorum. Daha önce eleştirdiğimiz KKTC ve TC bayrağı bile asılmıyordu maçlarda Atatürk Stadı'na. Bu kadar sorumsuzluk olamaz. Ülke futbolu, ülke sporu bu kadar başı boş bırakılamaz arkadaşlar. Ama bırakıldı. Bırakılamaz ama. Bırakılamaz. Kim ise yetkililer, birileri elini masaya koymalı, birileri bunun hesabını sormalı. Ben 5 ay hükümet yoksa, 1 sene hükümet yoksa orası evlere şenlik bir şekilde dükkan değil çalıştırasınız. Herkes görevini bilecek. Eğer o sahada sağ görevlileri varsa onlardan hesapları sorulacak. Onların soruşturmaya alınacak ve bu ülke futbolu bizim ileriye gitmemiz gereken yerde geriye gidiyoruz. Hem de fena halde. Bu skorboard onarıldı mı? Onarıldı. Niye Yenicami Gençlik Gücü kupa maçında, başkent derbisinde bu skorboard işlemiyordu? Çünkü oraya birini görevlendiremediler. O odaya birini sokamadılar. Bunu da geçtim. Şimdi fotoğrafı getirsin. Evet, tam ekran versin. Bayraklar ortada. Bu maç Yenicami Bafülkürdü. Geçtiğimiz hafta oynanan maç. Evet. Geçtiğimiz hafta oynanan maçın bayraklarını bile değişmemiş arkadaşlar kupa maçında. Sahaya gelen bilmeyen insan bakar o bayraklara. Nedir der? Yeşil kırmızı. Gençlik Gücü rengini mi değiştirdi? Herhalde değiştirdi. Herhalde değiştirdi. Yani kimisine bu konular basit gelir ama ben artık bunları midem kaldırmıyor. Yani ben ülke sporunda dediğim gibi Necmi her şeyin daha ileriye gitmesi taraftarıyım. Tabii ama şey, biz geriye gidiyoruz maalesef. Biz geriye gidiyoruz. Bırakın 30 senedir Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nın zemini değişmediniz. Bırakın bunları geçtim yani. Ya da Doktor Fazıl Küçük Stadı'nın kale arkasındaki bataklığın içinde dizlerine kadar insanların girip de top aldığını. Evet. Bunları görmez mi yani kimse? 3 kamyon toprak getirip de Doktor Fazıl Küçük'ün arkasına döksen oraya girip insanlar sağlıklı bir şekilde top toplayacak. Sorun kalkmıyor. Şimdi oraya girdi ve ıslandı. Herkes bu dertte. Ama o değil konu. Orası bir dere yatağı. Girdikleri olay da hastalıklı bir su. Bakın bu kadar net. Top toplayan da genelde çocuk. Evet. Evet. O hastalıklı suyun içinde dizlerine kadar, bellerine kadar giriyorlar ve top topluyorlar.
3 kamyon topraktır koyacağınız. En kötü ihtimal. Paramız yok ama yapamayık. Su kanallarını paramız yok yapamayık. Skorbortu paramız yok işe gelmedi beyefendi. Bayrakları bile değişebilecek düşüncede değiliz. O zaman ülke sporu bitmiştir. Daha konuşacak çok şeyler var. Bak çok şeyler var Necmi. Ben bundan sonraki her programda da bulduğum ne varsa buraya taşımaya çalışacağım. Az sonra başka konulara gireceğiz. Bu gece çok konularımız var. Hepsini masaya yatıracağız. Dolusun hocam. Doluyum. Gerçekten doluyum. Çünkü hafta boyunca da çalışıyorum. Dersime de çalışıyorum. Çünkü bunları biz konuşmazsak, bunları biz gündeme getirmezsek kimse konuşacak değil. Tamam, Spor Bakanlığı yok, spor dairesinde biri yok. Oh, herkes amenna. Gerekirse federasyon da elini masaya koyacak. Federasyon da göreve çağıracak. Arkadaşlar, o dairede muhakkak müdür vardır ya, bir şeyler vardır yani o dairede. Bir sorumlular vardır. Gerekirse onlar çalışacak, onlar sorumluluk alacak. Teki spor dairesine biri atansın. Bu kadar başıboşluk, bu kadar vurdum duymazlık olmaz. Sporu sevseydik olurdu ama herhalde sporu sevmiyoruz ülke olarak. Bu sporu sevmeyle alakalı değil Necmi. Bu görevini aynen görevini yapmamadır. Bu sorumluluk duygusundan kaçmadır. Bunu da denetleyen olmayınca kim kime dumduma yaya parça işte bu şekilde gidiyor hayat yani. Ama olanı spora oluyor. Günden güne de eriyor yani. Aynen öyle. Her aynen şeyimiz öyle. Eriyor. Gençliğimiz, tesislerimiz, futbolumuz, sporumuz. Yani ben eriyor. Pandemiden sonra çok geriye gittiğimizi düşünüyorum. Çok çok geriye gittiğimizi düşünüyorum. Hep de bir bahane var. Pandemi bahanesi de aldı da gidiyor. Bayrakları değiştirmeyle pandeminin aynı ne alakası öyle var? Aynı o Skorbort'un GG Yenicami derbisinde işlememesiyle ne alakası var? Ya yazık günah yani. Yazık günah. Biraz ilgi, biraz alaka, biraz özveri. Paranız yoksa yok ya anladık paranız yok. Nereye gider bu spor fonu? Nereye gider bu betlerin parası? Çok merak ediyorum. Paramız yok, paramız yok. Tutturdular giderler. Ama diyelim ki paran yok. Bu bayrakları değişecek parayla arkadaş da mı yok? Aynen öyle. Parayla alakalı olan bir durum değil. Bu vicdan. Ya da 3 kamyon toprağı belediyeye söylesen, Mausa Belediyesi'ne söylesen, bir cihaz yerde yıkım yaptığında getirecek döksün sana oraya. Bir cihaz iş adamına söylesen, getirecek döksün sana oraya. İş adamı demişken konuya da biraz geç oldu girelim. Buradan Halil Falyalı'ya, ailesine başsağlığı diliyorum. Benim bundan 6-7 sene önce Mausa Türk Gücü'nde başkanlığımı da yaptı. Beni göreve getiren kişiydi. Oturduk, görüştük, anlaştık. Onunla birlikte bir sezon boyunca çalışma fırsatı buldum. İsteyen istediğini söyler beni. Yani cennet olsun. Başka şeyler, dedikodular ilgilendirmiyor. Benim karşımda kral gibi, kalbi temiz, ülke sporuna da çok büyük hizmetler vermiş bir isim vardı. Ben bu ülkenin Halil Falyalı'yı çok arayacağını düşünüyorum. Dedikodu bizim ülkede çok güzel işliyor ama icraata gelince maalesef sınıfta kalıyoruz. Herkes klavye kahraman değil mi? Aynen öyle. Tamamen klavye kahramanı. Yani bu konuyu bu şekilde değerlendirebilirim. Devam etsinler. Görüntülerimiz olacak. Devam etsinler. Bafülk Yurdu oynarken GG'yi paylaşsınlar. GG oynarken onu oynatsınlar. Kapılar açık. Atatürk Stadı'nda kapılar açık. Edilmiş. Bir kavga olsa, bir kapıyı açsa girse kapılar açık yani. Ne sorumlu var, ne ilgilenen var, ne bir şey var. Yok yani böyle bir şey. Geçen hafta Dumlu Pınargin'in Halkevi maçında içeride oturan 3. kulübeyi tartıştınız. Bu hafta daha kötü oldu. Güzel bir konuya değindin. O konu mesela cezalı oyuncular sahanın içinde 3. kulübe kurmuşlar. Bir bakıyorum o maçın hakemine. Aklı sıra bu hafta o hakeme ceza verdiler. O hakeme ceza verdiler. Ne cezası verdiler Necmi? Bugün 4. hakem, yarın 4. hakem. Cezaya bakın. Görev almış. Ha cezaya bakın. Yani kimi kandırırlar ben anlamış değilim arkadaşların. Kimi kandırırlar? Ve kulaklık konusunda geçen hafta eleştirdik. Hala daha bir açıklama yok. Aynen öyle. Bir açıklama yok. Bugün gene kulaklıkla ilgili dünya maçta skandal kararlar var. Orta hakemleri zorda bırakıyorlar. Dördüncü hakemleri zorda bırakıyorlar. Küfürleri bu insanlar duyuyor. Ya çıkın bir açıklama yapın. Bir hakeminize bir camiye saldırıda bulunurkenden hemen kınama basın bildirisini saniyesinde yayınlayabiliyorsunuz. Sizi eleştiriyorlar bu kulaklıklardan. Açıklayın bize de bilelim. İki aydır geliyor yoldadır geleceğiydi geldiydi biz aldıydık iki tane beş tane Türkiye'ye yolladıydı. Palavrayla bir şeyler dönmez yani sezon bitiyor. Ve en önemli dönemdeyiz.
kulaklık, 5 tane kulaklık, 6 tane kulaklığı biz getiremiyoruz. 6 tane kulaklığı ülkeye getiremiyoruz Necmi. Kapatalım ligi o zaman. Bizim bak zaten saydıkça devam ediyor. Yani hep sorun. Elle tutulur gidiyor. Bir şey yok. Aynen öyle. Evet. Niyazi Özdemirci'den bir yorum var. İyi yayınlar. Ünver Berkalp Stadyumu'nun sahası mükemmel. Tribünler, soyunma odası, tuvaletleri tertemiz. Çalışanlara teşekkür ederiz. Helal olsun. Hakkı olanı da tebrik ederiz. Ama orada da tribünün üstündeki olay hala daha değişmedi. Kanserojen madde taşıyan üst çatı. Yıllardır o da konuşuluyor. Ama bakın orayı işletenler 4-4-2 dediği doğrudur. Sahanın belli bölümlerine çim halı, bildiğiniz evet, çim halı sermişler. Gale arkasından tutun sahanın girişine kadar her şeyi pırıl pırıl ortaya getirmişler. Yani zor değil arkadaşlar bazı olması şeyler. Olması gereken bunlar değil. Zor değil bazı şeyler. Ya kendi içimizde mücadele ediyoruz. En azından bir şeyleri doğru dürüst hale getirelim ya. Evet. Geçelim diğer konulara yavaş geçelim, yavaş. Geçelim zaten hızlı girdik. U15'i de bir masaya yatıralım. U15 ligini hafta içerisinde de maçlar vardı. Çekişmeli maçlar devam ediyor. Her bölgede. Bugün de Doğan Ocak maçı vardı. Yani bir ara görme şansı. Bu konu, bu konu çok... Bazı sıkıntılar oldu. Bu konu çok derin Necmi. Açıkçası bu federasyondan başlayan yanlış kararlarla kulüp başkan ve yöneticilerin yanlış kararlarıyla devam eden bir sorun yumağına dönmeye başladı. Şimdi U15'i oynatmak için oynatıyoruz şu anda. Ya U15'te oynayanın genç takımda oynama olayı ne? Aynı gün maç oluyor. Hayır, olayı ne? Ya o 15'te oynayacak ya genç takımda oynayacak kardeşim. Sen o 15 çocuklarını futbol oynatmak için bu turnuvayı düzenledin. O statüyü. U21'de oynayacak olan zaten oynasın. Genç takımda oynuyor. Niye o 15'e oynatıyorsun? Niye oynatıyorsun? Bazı kulüpler oyuncu konusunda kurmayacak. Kurmayacak Necmi. Kurmayacak. Yoksa o 15'i kurmayacak kardeşim. Ya da oradan o bölgeden başka takımla birleşsin. O 15'ini kursun. Bu kadar basittir. Sen hem U21'de oynatacaksın hem U15'de oynatacaksın. Aynı güne maç koyuyorsun. Aynı güne U15 ile U21'in maçını koyuyorsun. 90 dakika, 80 dakika U15'de oynuyor. 90 dakikada çıkıp U21'de oynuyor. Hani bazen daha takıma katroda yer. Hani futbol sağlığına aykırıydı? Hani günde iki maç bir futbolcu için ülke sağlığına zararlıydı? Ve sen bunu benim çocuğuma yaptırıyorsun. En basiti bugün örnek verebilmek için söylüyorum. Düzkaya'nın U15 maçı var haftaya cumartesi. Yarın değil, yarınki maçı söylemiyorum. Haftaya cumartesi saat 2.30'da. Aynen genç takımın hocasının bana söylediği. 11.30'da Maraş'ta maçımız var. Genç takımın. Evet. Oynayıp acele çocukları alıp da rally yapılarak Çatalköy'e gelecek de U15 maçına çıkalım. Hocalar da aynı çünkü. Skandala bakın. Böyle bir şey olamaz ki. Ama oluyor. En azından farklı günlerde koy. Madem böyle bir karar aldın. U21'de oynayan U15'te de oynayabilir kararı aldın ki yanlış. Çıkıyor çıkıyor U21'deki bazı klas oyuncular geliyor. U15'te dans ederek gol atıyor. 7 gol, 8 gol, 10 gol. Yani U15 ligini de kurma amacı. Zaten oynamayan çocuklar... Az sonra ona geleceğim Necmi. Az sonra ona geleceğim. Yani buradan başlayayım dedim. Yani burada çok büyük bir yanlış. U21 ve U15'te aynı anda oynayabilme. Aynı gün maç koyma. Bazı takımlar oynatmıyor, bazı takımlar oynatıyor. Doğru. Çünkü çıkmıyor takımı. Eğer alıp genç takımdakiler getirmezse U15 çıkmıyor. Bu defa oyuncuya iki maç oynatacaksın. Düşünsen oynatacaksın 11'de... Düzkaya Maraş genç takımını sentetikte o çocuklar maçtan çıkacak. Yorgun. Oradan çıkacak o sentetikten yorgun aç susuz binecek arabaya terli terli gelecek Çatalköy'e 2.30'da da çıkacak o 15 maçına 80 dakika daha mücadele edecek. Çocuğun sağlığı ne? Hangi sağlık? Hangi spor? Yani şimdi biz aferin popo 15 oynattık. Oynanmasın daha iyi o zaman. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Bir şeyleri yapmak için yapmayın. Bak bir şeyleri yapmak için yapmayın. Orada Serhat kardeşimizdir, Hüseyin Kınacı kardeşimizdir, bilmem ne kardeşimizdir. Yıllardır federasyonun içindedirler. Bak yıllardır federasyonun içindedirler. Ama kusura bakmasınlar. Yıllardır ben düzenli bir plan program göremiyorum.
Yanlış bir programla. Ben yıllardır göremiyorum. Pırıl pırıl gençlerimiz var şu anda. O 15 karması milli takımı duydu mu? Evet. Ben duymadım. Yani geçmiş yıllarda ben şu an duymadım. Şu an yok, evet. O 17 duydu mu? O 19 duydu mu? O 21 duydu mu? Bu insanları bununla motive edebilin mi arkadaş? Federasyonda bilgisayar başında motive edemen yani. Gurun ya. Bu çocuklar da biraz daha iyi çalışsın. Gurun. Gerekirse kendi aranızda bir dörtlü turnuva yapın gerektiği zaman. Bölgesel maçlar. Bir şeyler yapın. Çağırın. Karmayı alın. Karma arada bir değişsin. Bunların hocalarını belirleyin. Bu hocalar gitsin sahalarda izlesin. Yarın arayacaksınız. Hasan Hoca sizde kim var iyi yahu? Yok ya böyle bir düzen. Gelin görün. Böyle bir düzen yok yani Necmi. Bu A takım bizim KKTC milli takımı için de geçerlidir. Ben şu anki yönetimden daha ümitliydim. Sertoğlu yönetiminden. İşte Hüseyin Ekmekçiler, Uçaner'ler bunlar girdi. Daha ümitliydim ama açıkçası şu ana kadar hayal kırıklığımda. Ben herhangi bir icraat göremiyorum. Çağırın A takım hoca, A milli takım hocası seçin. Çağırın bir A milli takım hocası ekibiyle maçları gezmeye başlasın, izlesin. Bu oyuncuların motivasyonunu artırın. Çocukların eğitimini geliştirin. Aynen öyle. Dış temas yaparık ya da yapmayık. Bırakın arkadaşlar bunu. En kötü ihtimal Londra karmasını çağırın. Lig sonunda bir milli maç yapan. Bu bile bir... Biz gideriz orada oynarız. Aynen bu bile bir adımdır. Sen benim 17, 18, 19 yaşımdaki çocuğumu milli takımı aldığında onun hırsıyla o çocuk daha gelişecek. Onun hırsıyla daha çalışacak. Aynen. Veyahut oraya girmek için milli takımdaki kadroda bulunmak için tüm gençler daha çok iştahlanacak. Yani sonuçta milli takım forması bir gururdur. Yani. Aynen öyle. Biz her şeyi boş bıraktık. Her şeyi bıraktık. Her şey boş Necmi. Her şey boş. U 15'inde işte bu şekilde bir U21, U15 bağladılar giderler. Şimdi gelelim hafta içi yaşanan bir olaya. 2-3 gündür bu konuyu yaşadım, duydum, araştırdım. Yeni Cami Çetinkaya. Evet. U15 maçı. Derbi maçı, evet. Derbi maçı. Lefkoşa Atilla Topaloğlu sahasında 9-0 Yeni Cami kazanmış. 9-1. 9-1. Bir önceki maçı mağlup oldu galiba Yeni Cami. Kaymaklıya 3-2 yenildi. Bir önceki maçta 13-0 kazanmış. Evet, Hamitköy karşısında. Aferin Yeni Cami. 22 gol atmış, 2 maçta galip gelmiş. Bu ülkenin akademide bir numaralı takımı... İlk beşin içinde kimdir? Yeni Cami. Yeni Cami'dir. Bravo Yeni Cami'ye. Buradan da kutluyoruz Yeni Cami'yi. Bu da okey. Ama bizdeki yanlışlar ne? Kulüp başkanları ve yöneticiler maalesef kulüplerde, çoğu kulüpte bir başkan bir yöneticiye kalmış durumdayız. Ya da iki yöneticiye. İlgi az, doğrudur. Bunlar A takıma, genç takıma daha çok odaklanıyorlar. Adını Göçmenköy Akademi, Yeni Cami Akademi, bilmem Gönyeli Akademi diyorlar. Getiriyorlar oraya bir hoca. Ya da bir sorumlu. Onun altında da yeni genç hocalarımız. Allah versin gelişsinler, iyi yolda gitsinler. Bir de yeni moda bilimsel hocalar. Tamam. Ve arkadaş bilimsellik bilgisayarda antrenörlük dersi vermeyle değildir. Antrenörlük demek babalık demektir. Antrenörlük demek annelik demektir. Antrenörlük demek öğretmenlik demektir. Yani öyle, eğitim. Anladın? Antrenörlük bilimsellik, şov yapmak değildir. Bu Yeni Cami hocası, kaymaklı hocası, bilmem ne hocası derdinde değilim ben. Sadece Yeni Cami maçında geçen gün bazı olaylar yaşandı. Yeni Cami'nin efsane futbolcularından birinin ailesiyle Yeni Cami teknik adamı arasında tartışmalar, kavgalar çıktığı bilgisi aldım. İstenmeyen olaylar oldu. Evet. Araştırdım. Olay polise de intikal etti. Ve birbirlerinden de davacı oldular. Bakın Yeni Cami teknik adamıyla Yeni Cami'nin efsane bir ailesi davacı oluyor birbirinden. Sebep. Neymiş? Sebep. U15'in 3 tane maçında bu ailenin çocuğu ve bu aile gibi Yeni Cami sevdalısı çocuk U15 kadrosunda oynamak istiyor. Hı hı. Aylardır antrenman yapıyor. Sabah çağırıyorsun geliyor. Gece çağırıyorsun geliyor. Yağmurun altında antrenman yaptırıyorsun. Soğuğun içinde antrenman yaptırıyorsun. Arkadaşlar o 15 yarışma ligi değildir. O 15 eğitme ve geliştirici bir ligdir. Bırakın bana o 15'te şampiyon olma sevdasını. Tüm çocuklar oynasın. Kesinlikle tüm çocuklar oynamalı. Aynen. O çocuklara futbolu aşılamalı.
Bu çocuk sana emek verip de geliyorsa oraya bana değemezsin arkadaşım sen. İşte yetersizdir veyahut işte kadromda daha kalite oyuncular var falan. Bana bu martavallarla beni kandıramazsın. Hele de benim gibi ki bu akşam programda Ahmet Ogan da olacaktı. Eşinin rahatsızlığından dolayı olmadı. Ahmet Ogan da bu konuda hassas özellikle konu. Çok hassas. Evet, onunla beraber aslında girmek isterdim bu konulara ama geç kalacaktık. Bana bu çocuklarımın önünü kimse kesemez arkadaşım. Birinci maç kadroya almadınız. 3 tane 4 tane çocuğu. İkinci maç kadroya almadınız. Birinci maç 13-0 galip geldiniz. Evet. Rakibinizi bilmezdiniz. Lig yeni başladı. Aa çıktık zayıfmış ya 13 tane attık. İkinci maç mağlup oldunuz. Ama üçüncü maça çıkarken Çetin Kaya'nın zayıf olduğunu biliyorsunuz. Çünkü diğer maçlardaki sonuçları gördünüz. Koyun be kardeşim bu çocukları da kadroya. Koyun 3 dakika 5 dakika 8-0 kan 7-0 kan. O çocuk sahaya gelecek çanta omuzunda gözleri yaşlı oturacak ve arkadaşlarını izleyecek. Binecek tekrar ailesinin arabasına ve gidecek. Bu çocuk kaç antrenman daha sana gelir Necmi? Şevki kırılır. Kaç antrenman daha sana? Gelmez artık. Şimdi Sezer Hoca kusura bakma. Daha antrenörlüğe başlayalı 2 yıl. Bana Yeni Cami Akademisi'ni yönetiyorsan, Yeni Cami olayından bahsediyorum. Yeni Cami Akademisi bu şekilde yönetilmedi bu kadar yıldır. Tabii birçok akademide de bu sıkıntılar oluyor. Oluyor. Yani çünkü başı boşluk var. Bu olay polislik oldu. Yeni Cami'nin efsane bir ailesiyle hoca kavga etti, tartışmalar oldu. Darp laparları olmuş, bilmem ne olmuş. Beni çok da ilgilendirmiyor bunlar. Beni oradaki teknik adamın çocuklarıma yaşattığı ilgilendiriyor kardeşim. Benim çocuğumu sen orada mağdur edemen. Diğer arkadaşları karşısında mahcup duruma düşüremen. Bırakın ya şampiyon olsan ne olacak? Allah'ını seversen. Önemli olan bu yaş grubunda zaten. Ha işte çocuk. Gene federasyonun parmağı. U21'i bırakıyorsun U15'te oynasın. U21'in yıldız oyuncusu Karan. Evet, direkt 11 oynayan bir oyuncu. Yıldız oyuncu. Oynuyor. Yıldız oyuncu Karan. Geliyor U15'te her hafta 8 gol atıyor, 9 gol atıyor. Ne oldu şimdi Yeni Cami çok iyi. Ki Karan'ı koysanız şu an Atakam oynayacak. Yeni Cami çok mu iyi? Bak Necmi, sen iyi hatırlan, sen de bu gençleri iyi takip edin. Şu an Yeni Cami'nin kadrosunda Asrın var. Evet, Asrın. Karan'ın abisi zaten. Asrın 4-5 sene önce şişman. Doğrudur. U15'te oynayamazdı. Doğrudur. Kim kazandırdı bu ülke futboluna? Yeni Cami. Doğrudur. Ama oynatarak, hırs yaptırarak, oynatarak, eksiklerini çalıştırarak. Kazanmak istersen kazanırsın. Önemli olan o çocuğun üzerinde durmak. Bütün çocuklarımız için tabii bu ki, geçerlidir. Tabii ki. Nevzat diye bir çocuk, ikizler, 3 maçtır, 4 maçtır kadroya girmeyen oyuncular var Yeni Cami'de. Ne oldu? 13-0 yendin, madalya taktılar sana. 9-0 yendin, madalya taktılar sana. Hele de bu isimler Karayel'in oğluysa, Derviş Paşa'nın oğluysa, Muhammed'in oğluysa, Abdullah Uluçan'ın oğluysa, Kaan Kaner'in oğluysa daha da çok önem göstereceksin. Sen daha Yeni Cami'ye geleli 2 yıl Sezer Bey. Kusura bakma, sevdiğim de bir isimsin. Futbolculuğumu da yaptın. Benim çalıştım. Efendi bir kişi. Ama camiaları öğrenmek lazım Necmi. Bazı kulüpler farklıdır. Bak, camiaları öğrenmek lazım. Ben sana torpil yap da birini oynat demiyorum. Böyle bir derdim asla olmaz. Hak eden oynayacak. Ama 8-0, 9-0, 10-0, 13-0 döverken de o çocukların da gönlünü alabilin. İştahını artırabilin, eksiklerini oynatarak anlatabilin, o çocuğu daha çok futbola bağlayabilin. Ki bu yaş grubunda olması gereken. Ve maç sonrası gerginlikler polise taşınıyor. O çocuğun yerinde olsaydın bir daha gider miydin? Ben olsam gitmem. Yani bir empati yaptın. Ben olsam gitmem. Ben o Yeni Cami ailesinin, işte Paşalar ailesi, Derviş Paşa'nın ailesi. Derviş'in bu kulübe hem futbolcu olarak hem yönetici olarak neler verdiğini tüm camia biliyor. Agresif olabilir, gergin olabilir. Haksızlığa herkes gergin olur. Yani sonunda da... Ve bu olaya sen Yeni Cami yönetimi olarak sessiz kalacaksın. Yeni Cami olarak ne bir basın açıklaması, ne ikiliyi bir araya getirme, ortayı bulma. Ve bu olay polislenecek, davalanacak ha. Yazık günah. O çocuğun duygularını bu dakikadan sonra kim onaracak? Kim tamir edecek? Peki, boşa konuşmadığımızı gösterelim.
bir videomuz var. Aynen. Lütfen onu gösterelim ve bağlayalım. Yönetmen arkadaşımızdan rica edelim. Videomuz oynasın lütfen. Bu değil ama yanlış yeri koymayalım lütfen. Evet. Evet, oynatalım. Bizi al da oynat lütfen. Bizi al. Evet, şu an görüntü oynuyor Hasan Hocam. Göstersin bir Necmi. Ve gol geldi. Evet. Görüyoruz şu an. Düzkaya A2 maçı. Evet. Bugünkü İncirli maçı. Golü atan futbolcu Ümit. Evet hocam, yorumların. Sen daha iyi tanıyorsun camiayı. Şimdi bunu göstermemdeki sebep. Bu bugün oynanan Düzkaya İncirli genç takım maçı. Hı hı. Çocuğu kötü anlamda buraya taşımak için göstermedim. 15 numaralı arkadaşımız. Futbol sevdalısı bir gencimiz bu. Evet, Ümit. Evet, Ümit soyadı da var bende. Hemen onu da söyleyelim. Ümit Gomis rakabı. Rakabı Gomis, evet. Rakabı Gomis. Ümit Özdağ Şanlı. Evet. Bu arkadaş sezona başlarken 172 kiloydu Necmi. 172 kilo. Sence futbol oynayabilir mi? Hayır. Hayır, imkansız. Şu anda 165'lerde falandır büyük ihtimal. Ama ben oradayım diye görüyorum. Bir tane antrenman kaçırmıyor. Gece yağmur, çamur, futbol sevdalısı. Doğrudur. Ben de tanıyorum. Bugün maç 6-0. Düzkaya teknik heyeti bu çocuğu sahaya koyuyor. Ve bu çocuğa gol attırmak için bütün takım seferber oluyor. Ve bu çocuk bugün gol atıyor. Taraflı tarafsız sahadaki bütün seyirciler ayakta alkışlıyor. Eminim daha dünyadaki en mutlu gününü yaşıyor. O da biz de. Tüylerim diken diken idi. Hocaları gördüm, gözlerinden yaş gelirdi genç takım teknik heyetinin. Birçok insanın mutluluğu gözünden okunurdu Necmi. Bu çocuk bu akşam uyur mu? Hayır. Bu çocuk bu akşam uyumaz. Bizim görmek istediğimiz budur arkadaşlar. Bu çocuğa biz futbolu kazandırmaya çalışıyoruz. Biz bu çocuğu futbol için yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani maç açılmış, belki o bir şartlarda şu an eksik ama yavaş yavaş o iştahı, çocuk kilo veriyor, antrenman kaçırmıyor. Sen kimseyi küçümseyemezsin. Sen kimseyi futboldan koparamazsın arkadaşım. Antrenmana geliyorsa, hele de U15'se yarışmacılık değildir. Bağladığım nokta bu. Çok güzel, çok güzel bir örnek. Aynen, bugün de tam üstüne geldi. Aynen öyle. Şans eseri de çektiler videoya. O videoyu yalvardım, yakardım ve aldım ve bu ekrana taşıdım. Çok güzel oldu hocam bu. Gomis'i kutluyorum. Aynen. Ben ama esas Gomis'i değil, hocasını, arkadaşlarını, tüm Düzkaya hep ben teknik heyetini kutluyorum. Kulübe bağlamak istemiyorum ama herkesi kutluyorum. Bu genç çocuğumuzu kutluyorum. Eminim daha da hırslanacaktır, daha da kilo verecektir, daha da çalışacaktır. Ama biz kimseyi ayıramayız. Yeni Cami'de de bu yaşanan olayı bir tek Yeni Cami'de yaşandı demiyorum ha. Belki de başka takımlarda da vardır. Bir yaşanıyor. Bakın, çünkü varsa da düzeltin arkadaşım. Hal aldı ki altyapılar. Hep herkes akademi kurdu. Herkes daha çok öğrenci çekeyim, para kazanayım. Aynen öyle. Ticarete döktüler. Yani bu yanlış bir... Yok, yok öyle bir şey. Eğer geliyorsa bu çocuklar antrenmanlarına senin yetenekli ya da yeteneksiz oynatmaya çalışacaksın, kazanmaya çalışacaksın. İşte ben yeterli değildi de düşündüm vereyim kendini kiralık diye söyledim diye bir dedikodular çıktı. Yoktur öyle bir dünya. Bunlar Yeni Cami. Arması bunlarla doğdu. Dalga mı geçen? Sen paşayı kime veriyorsun kiralık gitmek istemezsen? Sen daha bu kulübe geleli 2 yıl sezer. 1 yıl sonra belki de bu kulüpte yoksun. 3 hafta sonra belki de bu kulüpte yoksun. Bizim için de aynı geçerlidir bu. Biz bir kulüplere giderik. Geçeceğiz Necmi. Geçeceğiz. Bugün varık yarın yok. Geçen sene İskele'deydik. Bugün Düzkaya'dayız. Ama sen oranın efsanelerini silemen. Sen oranın çocuğu, bir tek Paşa'nın oğlu için demiyorum, o Derviş Paşa'nın oğlu için. Nevzat'ın da, o bir ikizlerin de, başka isimler de. Sen bunları oynatmazken eline ne geçti yani? İnşallah bu konuşmalardan sonra bir düzelme gelir hocam. Burada kulüp başkanlarına ve yöneticilerine ben çağrımdır. Lütfen altyapınızla ilgilenin. Oradaki hocaların ne yaptıklarıyla da ilgilenin. Bu olay polisleneli 3-4 gün oldu.
davalar açıldı. Hala da ben yeneceğim yönetiminden bir tık duymadım. Evet. Bir mesaj aldım Yeni Cami'den. Yeni Cami yönetimi sessiz kalmadı. Pazartesi günü bizzat aile, hoca, başkan ve yönetim kurulunun toplantısı var. Bunu da paylaşalım. Hayırlı olsun. Güzel bir, hayırlı olsun. Güzel bir doğru. Yani olayın tatlıya bağlanması adına bence önemli bir girişim olabilir. Yapılması gereken de buydu zaten. Aynen öyle. Yeni Cami, öylesine büyük bir cami ya da. Yeni Cami veya Yeni Camililer polislenemez. Mahkemelenemez. Bu kulübü, bu ülkenin efsane kulübü. Aynen öyle. Bir başka nokta, gidin altyapı maçlarına bir bakın. Hocadan başka kimse yoktur. Yönetici de yok. İlgi yok, aynen doğrudur. Yönetici de yok. Bu maçta da yoktu. Hoca her şey. Başkan, yönetici, ne söylerse Kur'an-ı Kerim. Yok böyle bir şey ya. Ya ilgilenin Allah'ınız be arkadaşlar. Kurmak değil sadece. Sadece bu liglerde de değil, üst kısımlarda da böyle. Yani birçok genç takımlarda bile var yani. Hepsinde var yani. Yani bu konuyu gerçekten içime oturduğu için, benim için Erdinç'miş, Serkan'mış, başka kim var, Ertaş'mış. Benim için bunlar değil. Benim için gelen gençlerdir önemli olan. Alttan gelenler. Benim için bunlardır önemli. Ben çocukların iyi futbolcular gördükçe mutlu olurum Necmi. Ben BTM'ye gider genç oyuncu ararım. Bizim ülkemizde de bir genetiğinden midir, suyundan mıdır? Çok yetenekli oyuncu var. Var ama bunu kazanacak olan, kazandıracak olan da sizsiniz. Siz hiçbir ismi futboldan soğutamazsınız arkadaşım. Futboldan soğutamazsınız. Evet, bir haber aldık. Baf Ülkürdün efsane kalecisi, evet, yaşamını yitirdi. Şimdi bana da geldi. Bana da geldi az önce. Rahmet dileyelim efsane kaleciye. Bu arada telefonlarımda bayağı da mesaj var. Aynen, bana da bayağı geliyor. Buradan tekrar Gomis'e hayırlı olsun diyorum. Gerçekten çok, çok sevindiğimiz bir olay. Bu genç arkadaşımız da özel yaşantısına, diyetine daha da iyi bakacak bu dakikadan sonra diye düşünüyorum. Teknik heyetine, Düzkaya Camiası'na bu çocuğu sahiplenip bu duyguları yaşattığı için kutluyorum. Yeni Cami inşallah pazartesi doğru yolu bulur. Bence bulacaktır. Bırak barıştırma değil konu. Hocalarla da bir toplantı yapacaksın. Burası yarışmacı değil, kazandırmacı olacak arkadaşım. Yeni Cami'ye futbolcu kazandıracak. Bu sene olduğu gibi. Beni ilgilendirmez Yeni Cami'nin 15'teki şampiyonluğu, Çetingen'in 15'teki şampiyonluğu. Beni Süper Lig'deki Metegen'in şampiyonluğu ilgilendirir. O 15, o 21 bunların derdinde değilim ben. Düzkaya Lig'de kaçıncıdır biliyor musun? Genç takımda. İkincidir, şampiyonluğa oynuyor. Bu çocuk bugün gol attı. Aynen öyle. Var mı hocam başka konu, yoksa geçelim mi maçlara? Yok. Paravanlık konusu var. Hızlanmamız da lazım. Kupa maçlarını da vereceğiz. Vaktimiz bunlar konuşulacak Necmi. Bunlar daha önemli konu. Bunların hepsini işleye işleye gideceğiz. Gönyeli'nin şikayeti olmuştu. Kupa maçı ile lig maçları arasındaki kısıtlı zaman diliminden rahatsızlığını dile getirmişti Gönyeli kısmı. Bunu nasıl değerlendiririz? Geliyorum ona. Bir mesaj geldi. Bugün Atatürk'teydim. Basın odası ve protokolün tuvaletlerine gidilen koridor, affedersiniz, çiş ve kaka kokardı. Basın odaları leş, basın sandalyesi yoktu. Gönyeli sahasında basın tribünü çöküyor ve o tribünde geçen hafta basın odasının içinde insan nokta nokta kakası vardı. Bana sizin BRT kameramanı gösterdi bugün. Spor dairesi personeli iş yapmaz ve bu sahayı hazırlamak için her maç için 400 TL alınır ev sahibi kulüplerden. Lütfen karşılığı bu mu? İsmimi söylemeden bunu dillendirin. Gerçekten rezillik. Çok yazık. Bak gerçekten rezillik. Artık utandım yani. Bunları konuşmaya utanıyoruz biz burada yani. O derece raddedeyim. O noktadayız artık. Yani utanıyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten onu Gönyeli sahasındaki basın tribünü İnşallah büyük tehlike inşallah saçıyor. İnşallah bir çökme mökme olmaz. Birinin de canına bir sıkıntı gelmez. Çünkü gerçekten geçenlerde oraya çıktım ve korkarak yürüyordum. Sallanıyor yani. Geçtiğimiz yıl hatırlarsan yine 20 Temmuz Mete Adanalı Stadı'nda BRT arkadaşlarımız Kaya Emiroğlu ve Ahmet Ogan basın odasının tabanının çökmesi sonrası düşmüşleri de hatırlıyorsan Hasan Hocam. Evet, yeni camilerinde mesajlar var bana. Hocam programı izliyorum, söylediklerinizde %100 haklısınız ama çok başka noktalar da var. 40 artı lisanslı U15 oyuncusu var. Ciddi bir talebi olduğu Sezer Hoca'nın
ikinci bir takımda lige katılmakla alakalı. Emin olalım hocam, sizin kadar Sezer Hoca da paylaşır bu kaygıları. Ama biraz da sanırım bu ligde oynayabilen yaş grupları, federasyonun statü ve U15-U17 A gençlerinin kontrolsüzlüğü sorgulanmalı bence. 40 oyuncunuz var ama U21'i U15'te oynatıyorsunuz. O zaman Karan'ı indirmeyeceksiniz hocam. Bu mesajı atan arkadaş, isim vermeyeceğim. Karan'ı indirmeyeceksiniz U21'den U15'e, şampiyon olmak için, hedefe yürümek için. O 40 tane çocuğumuzdan birini oynatacaksınız. Bu maçta oynatırsanız 20 kişilik kadroda, o bir maça o 20'yi almayın, o bir 20'yi koyun. 40 çocuğumuzu da çevirmiş olun. Eğer yarışmacı değilseniz, şampiyonluk derdinde değilseniz. Evet. Bir de Sezer Hoca U15'i alalı 3 ay olmuş. Bu planlama biraz onun dışında gelişmiş. Buna bir şey diyemem. Maus Atatürk Gücü'ne mesaj var. Elimizde fazla oyuncu olduğundan dolayı iki takım çıkardık U15 ligine. Yenişehir adıyla, diğer çocuklar da forma giyiyor Hasan Hoca. İki takım. Nasıl yaptı? Maus Atatürk Gücü'nde fazla oyuncu olduğundan, yeni evet, cami gibi aynı sıkıntı. Evet. İkinci bir takım olarak Yenişehir'le bir anlaşma. Pilot takım. Pilot takım. Yaşları daha küçük olan çocuklar Yenişehir'de forma giyiyor. Helal olsun. Güzel bir düşünce ve uygulama. Helal olsun. Yani Yeni Cami de bunu yapabilir. Bayağı oyuncusu var çünkü altta. Yani oynamayan çocuklara çok yazık. Bu Ortaköy. Oynamazsa ne zaman oynayacak? Ortaköy'ü pilot takım al. Aynen öyle. En basiti. Ortaköy'ü pilot takım al. İstediğinde sahasını alıp antrenman yapıyorsun da. Yani bahaneyle bir şeyler geliştirmez. Hatalar varsa hataları düzeltin arkadaşım. Bizim kimseyle derdimiz yok. Ama benim çocuklarımı sen sahada ağlatamazsın. Kim olursa olsun. Hoca kim olursa olsun. Ben burada Sezer'in de yanlış düşündüğünü, yanlış hareket ettiğini düşünüyorum. Sezer Hoca da genç bir hoca, önü açık bir hoca. O da dersini, hatasını anlayacak. Sezer Hoca gibi başka hocalar da bunu yapıyorsa bu yarışmacılıktan vazgeçip bizim çocuklarımıza şans verecek. Evet. 15'i de burada kapatıyorum. Evet, var mı eklemek istediğin maçlardan önce? Paravanlık konusu var. Hızlanalım hocam. Paravanlık konusuna. Hafta içerisinde bu konuyla ilgili gelişmeler olmuştu Hasan Hocam. Nedir düşünceleriniz? Bize ikinci takım için bütçe sağlanmadı hocam diyor Yeni Cami yöneticisi. O da sizin sorununuz yani. Bu çocuklardan para almıyor musunuz siz? Benim bildiğim alıyorsunuz. Evet. Açıyorum Necmi, hemen açıyorum. Şimdi bunu kimse üstüne almasın. Paravan Hoca konusunda eleştiriler geliyor. Özellikle de Mehmet Hoca yerden yere vuruldu yine bu hafta önce içerisinde. Önce Türk Hoca, daha sonra Merit Alsancak. Evet. Ben ille doğrudur derdinde değilim. Avukatı da değilim. Mehmet Hoca'yı da görmeyeli, sohbet etmeyeli belki de bir sene, bir iki sene oldu. Ve arkadaşlar, eleştirenlerin %90'ı, hepsi demiyorum ha. 3 ay önce Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe gönderdiğinde, Facebook'ta yazılarınız var hala daha, Ali Koç'u bombalayan sizlerdiniz. Emre Belözoğlu paravan mı arkadaşlar? Emre Belözoğlu sahaya paravan hoca kullanarak çıkıyor. Evet. Aynı durum. Sen o paravan hoca kullanan Emre Hoca'yı yere göğe sığdırır Kaan. Güzel değil. Güzel. Bizim Mehmet Hoca kulüplere yardımcı olmaya çalışıyor. İsteyen var ya, o tercih hakkı budur. Tercih hakkı budur. Buna tamam diyorsunuz. Yasal değil mi hocam? Eleştiriyorsunuz. Peki daha okulu bitirmeden diploma alıp da antrenörlük yapanları niçin eleştirmiyorsunuz? Kursun birinci bölümünü görmüşler. Arkadaşım, canım, ciğerim. Nazım Hoca, Özgü Hoca, Çağan Hoca, bilmem ne. Niye yaptırıyorsunuz? Belki de geçemeyecekler bu üniversiteyi. Belki de kalacaklar. Ha, Mehmet Hoca paravan yanlış. Ama okulu geçmeyip diploma almayanlar doğru. Yok öyle iş. Emre Belözoğlu. Türkiye Ligi'nde şu anda 6 tane paravan var. Başakşehir, Emre Belözoğlu, Antalya, Nuri Şahin, Karagümrük, Volkan Demirel, Kasımpaşa, Sami Uğurlu, Alanya, Francesco Frolli ve son yeni Malatya, Adem Büyük. Adem Büyük de. 6 tane paravan hocayla Türkiye Süper Ligi'nde Avrupa'ya mücadele ediyor arkadaşlar bu takımlar. Bunun sorumlusu federasyon değil mi hocam? Her yerde. Bu dünyada da var yani. Açık kapı varsa bunu kulüpler kullanıyor.
Bunu kulüpler kullanıyor. Koskoca Yeni Malatya antrenör futbolcuyla şu anda ligde kalmaya çalışacak. Koskoca Malatya antrenör futbolcuyla. Buna bir kural getirdi. Ha şimdi benim buradan konuştuklarımı çekecekler Nazım Hoca'ya, çekecekler bilmem Özgü Hoca'ya, beni onlarla bir araya düşün. Yok, ben o dertte değilim arkadaşlar. Ben o dertte değilim. Bu hocalarımızın içinde başarılı olan var, başarısız olan var, yolu açık olan var. Ya bir kursun ne için ikinci kısmını da yapıp bitirmen? Aynen öyle. Niye yapman ne yani? Ne zaman? Ama üniversiteyi bitirmeyene diploma verip ders yaptırabilin şu anda. Ha hoca da, Mehmet Hoca da ya da Mehmet Hoca gibi birkaç tane daha gittiğinde paravan olur. Ya öyle çalışır. Ben de çalıştım Mehmet Hoca'yla. Benim yanıma da geldi paravan olarak. Bak bu kadar net söylüyorum. Antrenmanına da geldi, maçına da geldi. Hoca ön planda olmayı sevmez belki. Başka kulüplerde yok mu yani bunlar? Var. Bu bizim ülkemizde yok mu? Var. Ya da öyle hocalar var, ben size söyleyeyim. İsim de veririm ama program da vermem. Başkan kendine takımı verir de çıkarır. O paravan değil mi? O da paravan. O paravan değil mi yani? Doğrusun bu akşam hocam. Hayır ya, yani bunlar birilerini buluyoruz, kısıyoruz. Eleştiren işte klavye kahramanlığı. Bunu sakın ola Songuç abi de paylaştı. Üzerine almasın. Ben lafımı dopra söylerim bazı yerlere. Benim bu konuyu buraya getirmemin sebebi başka. 3 ay önce bulurum paylaşım, atarım da. Emre Hoca'nın Fener'den gidişine, işte büyük hoca Fenerbahçe büyük hata yaptı diyenler, geçen gün bakıyorum Mehmet Hoca'yı eleştiriyor. Evet Necmi. Evet. Var mı başka konum hocam? Bilmem, sana yazdırdım. Ha. Program ve geçelim maçlar artık. Evet. Maçların gün programı. Yani planlama. Eren arkadaşım, canım ciğerim, onu da bu akşam bayağı eleştiriyoruz ama. Şimdi bakın. Pazar günü oynattığınız Gönyeli ilk maç. Geçen hafta. Çarşamba günü oynattığınız kupa maçı. Döndüğünüz cumartesi de lig maçı. Pazar, çarşamba, cumartesi. 6 gün. 6 gün. 6 günde 3 maç. İkisi Cihangir'le, biri 120 dakika. Biri Hamitköy'le. Lig. Ve lig maç. Diğer takımlara bakın. Örnek MTG Bafo oynadı çarşamba gün. Onların da bugün maçı var ama ikisi beraber. Evet. İkisi de eşit. İkisi de aynı yorgunlukta. Tamam. Aynen. Hamitköy kupada yok. Gönyeli'yi sen pazar oynatmışsın geçen hafta. En azından geçen hafta kınal cumartesine. Geçen haftakını al, cumartesi, çarşamba, cumartesi mesela, ya da bu haftakını pazara al. Bana yapamam, edemem demeyin arkadaşlar. En basit örneğini söylüyorum. Bak, en basit örneğini söylüyorum. Süper Lig maçları bu hafta pazar. Birincilik maçları cumartesi derdiniz. Değirmenlik oynadı birincilikten. Hem GG. Evet. O ikisinin maçını da pazar derdiniz. Bu iş biterdi, herkese adil olurdunuz. Ben Gönyeli Ahmet Mehmet derdinde değilim. Ve planlamada da bu işi Eren Şişik'in çok iyi yapabileceğinin de altına imza atarım. Ama bunlara dikkat edeceksiniz. Kabul etmeyen var da sana dikte ettirmeye çalışacaksınız. Doğrusunu yapmak zorundayız Necmi. Maalesef Gönyeli bundan hem yıpranmış hem zarar görmüş şekilde çıktı. Diğer takımlarda da bu oldu. Bugün Kaymaklı'nın, Mesarya'nın, belki de Maus Atatürk gücünün 3-2 galip gelmesindeki yorgunluğun etkisi olabilir. Bu maçları yarın oynamış olsalardı bir 24 saat daha dinlenme şansı verirdin bu arkadaşlara. Çoğu takımda antrenman yapamadan çıktı ilk maç. Nasıl yapacaksın? Geçelim maçlara. Gündem kapandı. Tamam, maçlara geçelim artık. Evet, biraz geciktik ama güzel konular konuştuk. İlk maçımız Bafül Kürdü ile Maus Atatürk Gücü arasında olacak. 3-2'lik skorla Maus Atatürk Gücü kazanıp lider gittiği deplasmandan Maus'a lider döndü. Aksa Süper Lig'in 18. haftasında Bafül Kürdü ile Maus Atatürk Gücü Güzelyurt Üner Belkaldistan'da karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Emre Öztaşlı, Emre Çevikdal, Sertan Halkın yardımcılıklarını yapıyor. Ve konuk Maus Atatürk Gücü'nün vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Gelişen atak Arif'in vuruşunda top yandan dışarıya gidiyor. İlk bölümler Maus Atatürk Gücü atakları. Uğur Gök ceza sahasına ortası. Sert bir vuruş o noktada Arif'ten. Savunmaya çarptı, top dışarıya gitti.
Çıkarken kaptırılan top uğur vuruyor, kaleci Erdoğan'da kalıyor top. Üst üste pozisyonlar, savunmada uzun gönderilen top. Sadık Balarebe sert vuruyor, top yandan asfaltla dışarıya gidiyor. Golü arıyor Maus Atürkücü, gelişen Bafülkür daha olacak. Savunma arkasına gönderilen top. Ceza sahası içerisinde Mustafa, gol pozisyonu, vuruş, kaleci Yusuf'ta kalıyor top. Köşe vuruşu kullanıyor Maus Atürkücü. Ceza sahası oldukça hareketli, köşe vuruşu. Sadık Balarebe vuruyor, topu ağlara gönderiyor. Dakika 23 izliyorsunuz. Sadık Balarebe kafayla topu ağlara gönderiyor ve Maus Atürkücü 1-0 öne geçiyor. Mehmet Erol'la gelişen Maus Atürkücü hata. Mehmet Erol ceza sahasında vuruşu kötü, top dışarıya gidiyor. Bir başka atak Uğur ceza sahasında geriye ama bayrak kalkıyor, pozisyon offside. Ender gelişen Bafil Kürdü atakları, uzun gönderilen top. Hareketlenen futbolcu Osita ceza sahasında, Osita yerde kalıyor. Gözler maçın hakemi Emre Öztaşlı da penaltı noktasını gösteriyor. Dakika 27, beraberlik şansı yakaladı Bafil Kürdü. Topun gerisinde Osita topağlara gidiyor. Dakika 27, gol Osita. Bafil Kürdü Maus Atürkücü karşısında beraberliği yakalıyor. Sevinme sırası Bafil Kürdü'nde. Kafa vuruşu poteden, top dışarıya gidiyor. Üst üste ataklar, Arif'in pası, savunma arkasında Sadık Balarebe, gol pozisyonu ve gol. Dakika 32, gol Sadık Balarebe. Maus Atürkücü bir kez daha öne geçiyor. Sadık Balarebe kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Sadık Balarebe ceza sahası içerisinde pozisyonu zorluyor, geriye çıkarıyor, vuruyor, top yandan dışarıya gidiyor. Bir başka atak Mehmet Erol, zarif hareketler, savunma arkası, pote, gol pozisyonu, kaleci Erdoğan topu çelmeyi başarıyor. Bir başka atak ceza sahasında açılan top Uğur vuruyor, top dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor Maus Atürkücü. Köşe vuruşu, kaleci Erdoğan döne top, Emre Özsin iyi vuramıyor, Erdoğan'da kalıyor top. Ve maçın hakemi Emre Öztaşlı'nın çalan düdüğüyle 45 dakikayı Maus Atürkücü Bafil Kürdü karşısında 2-1 önde kapatıyor. Hafta içi kupa mesaisinde Bafil Kürdü'nü penaltı atışlarıyla saf dışı bırakmıştı Maus Atürkücü. Gelişen atak Sadık Balarebe. Sadık Balarebe ceza sahasında içeriye pası, pote ve gol. Dakika 49, gol pote. Maus Atürkücü Bafil Kürdü karşısında 3-1 öne geçiyor. Pote ikinci yarıda gollerine devam ediyor. Sadık Balarebe günün başarılı ismi, iyi vuramıyor, top dışarıya gidiyor. Uğur'un ortası, kafa vuruşu Şenol'dan sonuç vermiyor. Gelişen sağ taraftan Bafil Kürdü atağı, Osita çok süratli ceza sahasına giriyor. Rakibinden sıyrılıyor, vuruyor, topu ağlara gönderiyor. Dakika 58, gol Osita. Bafil Kürdü farkı 1'e indiriyor. Skoru 3-2'ye taşıyor. Yabancı futbolcularının günü, iki takımda da yabancı futbolcuları gollere katkı koyuyor. Bafil Kürdü atağından sonuç gelmiyor. Maus Atürkücü atağı gelişiyor. Adil'in içeriye bıraktığı top, ceza sahası içerisinde Uğur sert vuruyor, kaleci Erdoğan'da kalıyor top. Bir başka atak Arif'le devam ediyor. Ceza sahası içerisinde Emre Kuvvetli Şahin bayrak kalkıyor. Pozisyon offside, itirazlar var. Uğur Gök'le gelişen atak, son çizgi, içeri orta. Potenin kafa vuruşunda top asfaltla dışarıya gidiyor. Gelişen atak Hasan'la gelişiyor Bafil Kürdü'nde. İçeri ortası, Osita'nın kafa vuruşu iyi değil, top dışarıya gidiyor. Uğur serbest vuruşu kullanıyor. Şenol'un kafa vuruşundan sonuç gelmeyince maçın hakemi Emre Öztaşlı'nın çalan düdüğüyle 90 dakika Maus Atürkücü'nün 3-2'lik üstünlüğünde tamamlanıyor ve 18. hafta sonunda Maus Atürkücü liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Maus Atürkücü 3 günün aralığın sonunda, 3 günden sonra yine Bafil Kürdü'yle karşılaştı Güzel Yurt'ta ve 3-2'lik galibiyet. Kupa maçında zorlandı Maus Atürkücü, penaltılarla turu geçti, saf dışı da kalabildi ama geçmeyi başardı. Üstüne 3 gün sonra yine aynı yolu çekti. Lig maçı merakla bekleniyordu. Kupadaki gibi zor mu geçer, rahat mı kazanır Maus Atürkücü diye düşündük. Ben hatta kupada rakibini küçümsediğini düşünmüştüm ama bugün gördük ki ligde de aynı, hemen hemen aynı skor. 3-2 kazandı bugün ve önemli olan da kazanmaktı Maus Atürkücü için ama kalesinde gördüğü goller, iki gol gördü yine. Düşündürüyor beni açıkçası. Maus Atürkücü şu an şampiyonluğa koşuyor ama savunmada belli ki sıkıntılarını aşamamış. Yani sadece savunmayla suçlamamak lazım bunu. Takım oyunu formatında da bir yanlışlıklar olabilir. Yani ön liberoyla oynatılan sistemle, forumsuzlukla veyahut nasıl bir tarz oynadıklarını izlemediğim için bir yorum yapamam ama
net ortaya koyabileceğimiz şu var. Bafikürdü ilk kupada, ilk turda kimi yendi hatırlıyor musun? İncirli. 7-4. 7-4. Tamam, o maçı dışarı alalım. Bafikürdü'nün bugün maça çıkarken rakip filelere gönderdiği gol sayısı 9. Yani 17 haftada. 17 haftada 9 gol atmış Bafikürdü. 2 günde Maus Atatürkgücü'ne 4 gol attı. Bu düşündürücü. Maus Atatürkgücü elini böyle koyacak ve ne yaptığını bir önce sorgulayacak. Sen 17 haftada, 18 haftada 9 gol atmış bir takımdan 2 günde 4 gol yiyorsan bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Bugün sana SOS verir, yarın sana başka şeyleri verir. Ön çekerikte bir zıplar, iki zıplar. Bunu Hamitköy maçında yaşadın. Evet. Bu savunmanın yol geçen han olduğu bir karşılaşmada 4 tane yedin kendi sahanda. Ocak maçında 2-0'dan 3-2. Orada yaşadın, orada Beyazi'nin sakatlığına bağladık. Lefke de aynı şekilde 2-1 öndeyken 3-2 kaybettik. Bir şeylere bağladık, hakeme bağladık. Ama Hamitköy maçından beridir hala daha tam süper değilsin. Dumlupınar maçında belki 10 kişi kaldın ama bir 12 tane de pozisyon verdin yani ikinci devre. Hemen her maç kalesinde gol görüyorum. En az 12 pozisyonu var Dumlupınar'ın geçen hafta ilk derbi maçında. 10-12 pozisyon Yusuf çıkardı, savunma son anda çıkardı falan filan. Yani şu ana kadar kalesinde 22 gol görmüş 18 maçta. Bu yani, da demektir ki maç başına birden fazla gol görüyor. Bir yerlerde yanlışlık var. Maus'a savunması geçmiş yıllarda daha iyiydi. Burada Beyazi'nin sakatlığı büyük etken. Gerçekten. Büyük onu arıyor yani. Beyazi, Adil ikilisi iyi bir ikili oluşturmuştu. Aradığı kesin ortada. Yani Beyazi'nin bu kadar etkili olduğu daha ortaya çıktı şimdi. Ama takım formatında bunu çözebilir. Yani Ali Hoca daha iyi oyuncularla birlikte, onlarla birlikte çalışan, ön libero, orta saha, bunlarla formatı bir değerlendirmesi lazım hocanın. İzlemediğim için çok yoruma girmek istemiyorum. Ote 3 maç 4 gol ligde atıyor. 4 gol oldu değil evet. mi? Yani doğru bir transfer olduğunu 3 haftada zaten ortaya koydu. Yok öyle hazır değil, yok böyle o değil, yok bu değil. Daha ne yapsın yani? 3 haftada 4 gol ve bugünkünü, hatta bugünkü de içeri dersen 9 puan. Evet. Hepsi çünkü puana işledi. Aynen öyle. Hepsi puana işledi attığı gollerin. Hepsi puana işledi. Yani Maus Atatürkgücü'nde potenin kalitesi gün gibi ortada. Maalesef bir tarafta Pote gibi bir yıldızı konuşurken bir tarafta da kaçan yabancılar hızla devam ediyor. Ünal'ın eski Ünal olduğunu düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Türkiye'ye gidip geldi ama... Düşünmüyorum. Türkiye'den sakat döndüğünü düşünüyorum. Bana burada sakatlandı falan diyorlar ama ben geçmiş yıl hayranlıkla izlediğim, bana göre ligin en iyi adamıydı Ünal. Takım savunmasındaki bu durumun Ünal'ın da etkisi bağlantısı var. Geçmiş sezonun en formda adamı Mehmet Gürlü 3 haftadır kadronun ilk 11'inde yok. Orta sahanın dinamosuydu. Yani, bazı sıkıntılar, bazı formsuzluklar, bazı sakatlıklar etkilemiş olabilir ama Maus Atatürkgücü eğer bunlardan ders almayıp biz nasıl olsa kazanıyoruz da devam ederse yarın şampiyonluk maçlarında kendinin başına iş açacak. Büyük maçlarda açacak. Bu sıkıntılı olabilir mi? Yani büyük küçük. Hamitköy büyük maç mıydı? Yok ama mesela kritik maçlar olacak artık yakında. Açacak. Bu hafta Lefke geliyor. Açacak mesela. Yani. Ne kadar da eleştirse Lefke'yi. Yani. Bir Doğan maçı, bir Gönyeli maçı. Yani Lefke'nin artık bu ligde işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Motivasyon kalmadı çünkü. Motivasyondan tut, Herman gibi bir gücü kaybetmesinden tut. Çok zor. Evet. Tartışmalarımız var iki tane. Gelsin onlar lütfen ekrana ve değerlendirelim. Bafikürdü bir toparlama oldu belli ki Orçun Hoca'dan sonra. Savaşıyorlar ama şimdi bak puan durumu 22. Bu arkadaşlar da Binatlı, Bafikürdü, Girnalkevi kardeşler de 9'da kaldı. Evet. Şu an baktığında düştü görün. Burada bir penaltı beklentisi var Bafikürdü'nün. Sanırım hangi pozisyon? İlk mi, ikinci mi? Bir daha görelim. Ama burada Yusuf'un çıkışı. Ben bir şey görmüyorum. Yani birincide durduralım. Dur. Biraz geri alıp. Geri gel, galecinin Şenol'a vurup. Yusuf'un bir zamanlama hatası var sanıyorum.
Şimdi burada itme var gibi gözüküyor ama yok. Yok. Sonrasında kaleciyle bir olay var mı? Kaleci Şenol'a vuruyor. Şenol ona mı vuruyor? Yok. Bence bir şey yok Necmi burada. Bu ikinci hava topu Mehmet Erol Onur. Yok. Ha, ona bakmadım. Ona da bakalım. Hızlı oynasın biraz. Yok. Bunda da bir şey yok. Normal mücadele. Evet. Geçelim diğer pozisyonumuza. Harif'in yine klasik paslarından. Burada bir offside bayrağı kalktı. Ama çözemeyiz bunu. Yani. Çözemeyiz. Bu ekrandan çözemeyiz. Evet. Başka var mı tartışmalımız? Evet. Bu kadarmış tartışmalılar. Evet. Tabii rakip fark etmiyor artık Bafil Kürdü için. Ya önemli bir galibiyet Mausa Türk Gücü adına. Galibiyet galibiyettir artık Gönlenin bu dakikadan sonra. Aynen öyle. 3 puanla evine dönüyor. 3 gün arayla güzel yurttan uzak bir deplasman. En uzak deplasmanı. Hem kupayı almış, tur atlamış. Hem 3 puanı almış. Artık bu moralle önümüzdeki haftadaki maçına bakacak. Yarın Doğan Türk Birliği'nin puan kaybetmesini bekleyecek. İhtimal. Pote yavaş yavaş daha da form tutuyor. Ona bakacak. Ama savunmasının bu hatalarını da veyahut bu gol yeme kolaylığını da çalışması lazım. Evet. Az önce play-out'a bağlayacaktım. 22 puan, 3 takım ve 9-8-6 düşme potasındaki. Kardeşim bugün baktığında düşerler ama 22 puanı böldüğünde 11. 9'u böldüğünde 4.5'dan 5. Yani 2 maç olayı var daha ortada. Daha henüz rahat değiller. Yeni Cami, Cihangir ve Hamitköy için geçerli bu 22. Henüz rahat değiller ama şimdi nedir söylemeye çalıştığımız aslında? Sen bütün sezonda daha bir galibiyet almışsın. Playout'a geleceksin de 3'te 3 yapacaksın ya da 3'te 2 yapacaksın. Ama futbol olur. Şey olabilir. Olabilir. Evet. Onun için garanti yapmaya gidiyor ama bu gidişle Necmi... Zor. Böyle 4-5 haftaya kadar, 3-4 haftaya kadar galiba matematiksel bitecek bu. Yani play-out oynanmayabilir bu. Play-out işi. Evet. Bu lig statüsü konusu da var. Gelecek sene için planlamalar falan. Bunu haftaya programda... Önemli bir konu. Girişte masaya yatıracağım çünkü bazı gelişmeler var. Araştırdığım önemli noktalar var. Takım sayısı, takım çoğunluğu. Federasyonun bazı konularda şimdiden... neyse bunları haftaya bırakalım. Bu statü konusunu haftaya bırakalım. Tamam. O zaman geçelim diğer maçımıza. Sıradaki maçımız Hamitköy ile Gönyeli arasında oynandı. Hamitköy stadındaki mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Hamitköy puanını da 22 yaptı. Hep birlikte izliyoruz. Taraf ve çalan düdükle 90 dakikalık mücadele başlıyor değerli futbol severler. Agoa var, aradan kaçırır mı? Ara pası güzel. Agoa karşı karşıya vuruşu, Tolga çıkarıyor. Topu kazandırdı Talat'a. Şimdi Süleyman... Gönderdiği noktada Ahmet Atay. Defansın arkasına bir top. Agoa. Agoa'dan Şükrü'ye. Sağ çapraz. Kaleye vuracak. Vurdu dışarıya. Ara pası. Burak'ın önüne. Offside yok dedi yardımcı hakem. Burak cezalı çesinde. Burak kesti topu. Tolga kaçırdı yine Agoa'nın kafası dışarıya. Ekrem Amcaoğlu Kalu. Şutu dışarıya. Toykan yaptı ortasını. Bir kafa Cemre'den. Diğer taraftan oynanan dışında şimdi Kalu çekti sağına, kaleye vuracak. Kalu vurdu, defanstan dönüyor. Dönen top İbrahim Kaba doldurdu tekrar. Şimdi Şükrü uzaklaştırıyor. Utku Amamcıoğlu yeter diyor. Ben bu maçın ilk yarısını bitirdim diyor. Çaldığı düdükle ilk yarının 0-0 eşitlikle sona erdiğini belirtiyor. Utku Amamcıoğlu son kontrollerini yaptı, çalan düdükle ikinci yarı başlıyor. Şimdi Erdinç, Şükrü hareketlendi. Ona doğru bir top. Şükrü sağ çapraz dışarıya. Kötü bir vuruş, müsait bir pozisyon ama istediği vuruşu yapamıyor. Zalane içerisi oldukça kalabalık. Yapılan orta uzak noktaya doğru. Bir kafa Mert'ten direkt dibinde Erdinç çıkarıyor. Ara pası düşüncesi Şükrü. Şükrü girdi cezalan içerisine. İbrahim Gülel'in mücadelesi. Şükrü yaptı ortasını Talat. Kan topun başında yapılan orta penaltı noktasına doğru bir kafa Serhat'tan oluşan karambol. Talat ters bir vuruş. Kalu! Kalu! Daniel Kalu atıyor. Hamitköy 1-0 öne geçiyor. Defansın uzaklaştıramadığı top. Talat'ın ters kafası. Kalu! Rifat geliyor topun üzerine. Plase bir vuruş kaleye. Üstten dışarıya. Kanonet Burak'ı
Göbeğe. Göbeğe aldı. Bu arada bir hata. Toykan. Toykan Talat'a çarpıyor top. Kapalı diyor. Kapalı diyor. El kapalı diyor. Kritik bir karar. Evet, izledik karşılaşmayı. 1-0'lık Hamitköy galibiyeti Hasan Hocam. Önemli bir galibiyet. Hamitköy yine büyük takımlara, şampiyonluk adayı takımlara kök söktürtmeye, puanlarını toplamaya devam ediyor. Bu sezon gerçekten Doğan Türk Birliği olsun, Mausa Türk Gücü olsun, Yeşilova olsun tüm takımlardan puan aldı, puanlar aldı. Bugün de Gönyeli'yi yendi. Göçmenköy'de 100 bin TL üzeri 3 tane futbolcu say bana. Alınan Hamitköy'de. Nasıl? Soruyu bir daha var. 100 bin TL üzeri bonservis ödenerek 3 tane futbolcu say bana aldılar. Göçmenköy? Hamitköy'de. Yok. Yok. Var mı? Yok. Yani kendi çocuklar değil mi? Burada bir mesaj aldım. Yaş ortalaması da 23.9 Hamitköy. Kendi çocukları. Evet. O 15'ten başlayan. Evet. U15, 17, 21 falan şu anda da Hamitköy'ün geleceği. Ve U15'te daha doğrusu genç takımda da max 1-1,5 sene oynuyor, çıkıyor. Evet. Yani az önce geldiğimiz nokta. Evet. Oynatacaksın, yetiştireceksin, kazanacaksın. Şimdi de senin geleceğin olacak. Şu an gerçek başarı bu değil mi? Kaç puanı var? 22. Yeni Cami'nin kaç puanı var? 22. Cihangir'in kaç puanı var? 22. Devre arası 1 trilyon harcayan Göçmenköy'ün kaç puanı var? 25. Bir maç. Gerçek başarı ortada işte. Gerçek başarı bu taraf. Helal olsun. Ha, transfer yapmak yanlış değil. İhtiyacınıza göre nokta yapabilirsiniz. Para yatırmak da yanlış değil. İlle her para yatırdığında, her transfer yaptığında başarılı olacaksın diye bir şey de yok. Önemli olan yaptığın hatalardan dersler çıkarabilmek. Belki Göçmenköy'ün maçı bugün değil ama ben Göçmenköy'ün kupada eleneceğini geçen haftaki programda söylediydim. Evet. Gidilecek köyün mineralleri önceden görünür. Sen lige istediğin kadar bana iyi oynadın Martavalı'yla gel. Ligin dibindeki iki takımı da yenemiyorsan, o havanı kaçırıyorsan. Kupadan da elenirsin. Kupada da elenirsin. Günün maçı bugün olsaydı daha çok söyleyeceğim başka noktalar da vardı. Başka hafta gerektiğinde konuşuruz ama. Köy sıkıntı yaşar mı? Play-off. Bağlayacağım nokta. Yüreğini sahaya koyan başkandan hocasına futbolcusuna kadar helal olsun diyorum. Artık benim için de Hamitköy direniştir bunların adı. Gerçekten direniyorlar. Savaşıyorlar. Abi Mausa Türk Gücü'nü daktı mı bunlar? 4 attı. Daktı. Gönyeli'yi daktı mı? Evet. Daktı. Yani. Doğan'ı daktı mı? Daktı. Daktı. Lefke'yi takamadı galiba. Mağlup oldu ama Yeşilova'yı taktı mı? Taktı. Taktı. Zirvede saydığım sağ takımlar şu anda ilk 5-6'dan takımlardır. Yani bu takım hak eder düşsün. Hayır. Kesinlikle hak etmez. Ahmet Hoca da gerçekten gençlere güveniyor. Bugün bakıyorum Cemre Piro Yeni Cami'den alındı. Devre arası bugün 11'de forvet. Evet, duydum vereceği şans. İşte Yeni Cami'nin düşünmediği, Kemal bu Barbet, tarafın düşündüğü. Aynı şekilde. Kemal Barbet'i aldı. Kazandı. İlk zamanlar fizik olarak belki biraz daha da zayıfıdı. Şu an iyi ama. Şu an üstüne koya koya Kemal Barbet ikinci, geliyor. İkinci bir Hasan Akkuyu geliyor. Şimdi ben soruyorum. Yeni Cami yönetimi. Yani bugün Yeni Cami yönetimine de yüklenmiş gibi oluyoruz ama gerçekten bir takıntım yok. Jose abi orada. Sen Barbet'i niye bonservisli veriyorsun ya? Sen Barbet'i nasıl bonservisli verin kardeşim? Aynen. Katılıyorum ben de. Yani büyük yetenek. Hem de birinden takas yaptılar ama unuttum da şimdi kimi? Altyapısından yetişen bir oyuncu. Bir iki sene sonra Kemal Barbet ikinci bir Hasan Akkuyu'dur. Kesinlikle onu söyledim şu an. Yıldız aday yani. Cemre Piro'da da opsiyon var. O da gidiyor yani. Kiralık aldılar, opsiyon var. Ahmet Hoca bu çocukları futbola geri döndürdü. Ahmet Hoca'yı bazen eleştiriyoruz korkak oynattığı için bazı maçlarda. Ama doğru oynatıyor. Elindeki hamur. Hayır, maçı var, yanlışları da var ama Hamitköy'deki aşı tuttu Evren Manlaş'la, Ahmet Hoca'yla, bu sporcularla gerçekten kutlamak lazım. Trilyonların döndüğü birlikte yıldız oyuncun Hasan Akkuyu'yu vereceksin, başka oyuncularını vereceksin. Ve çocuklarını da çıkıp şu anda diğer takımlarla aynı puanda olacaksın. Gönyeli'yi bugün şampiyonluk yarışında bir noktada geriye düşüreceksin. Helal olsun demek lazım. Hamitköy gerçekten oyuncular sahaya ruhunu yansıtıyor.
Amatörce sevgi çerçevesinde. Görüyorum maçtan sonra da hep birlikte aile gibi. Gerçek çocuklar. Ortada bak her şey sahaya yansır. Her şeyse suni. Demek ki bir huzur var. Suni primlerle başka bir şeydir. Gerçek aile başka bir şeydir. Hamitü aile. Gerçek aile başka bir şeydir. Suni primlerle olan başka bir şeydir. Aynen öyle. Aileyi sağlayan her takım başarıya gider Necmi. Doğrudur. Her şey şampiyonlu olacak diye bir şey değildir. Yani. İkinci olun, üçüncü olun, lige renk katan. Şu anda biz Doğan'dan, Gönyeli'den, Yeşilova'dan, Lefke'den, Ocak'tan, Kaymaklı'dan daha çok Hamitköy'ün başarısını konuşuyoruz. Ve yani gerçekten de zevk alarak, bu mücadeleyi zevk alarak izliyorum. Gönyeli büyük yer aldı mı? Kupadan büyük, elendi. Büyük üzerine bu yenilgi. Büyük yer aldı. Bir puan bile çıkarsa bu maçtan en azından. Dün Serkan Hoca ile görüştük. Serkan Hoca'ya dedim yarın kaybedersen ki bana göre kaybedeceksin. Benim favorim Hamitköy. Ki bunu programda söyledim. Kupada kaybettiğin yazık olacak. Yarın kazanırsan kupada kaybetmen senin hayrına olacak. Ki Gönleri de bir kupada bir finale kadar yürüme hak ederdi bu yıl. Hak ederdi. Bu anki performansa göre. İyi kadro, iyi başarı Serkan Hoca'nın ilk yılında. Ama şimdi bunu ayakta tutmak lazım. Bakın 2'den 3'den eksikte kadro bir anda çöküvermiş. 3 maçı kaldıramamış. Kupadan elenmesinin ne kadar doğru olduğunu bugün bir kez daha gördük biz Gönleri'nin. Evet. Belki bu açığı, bu hatayı, bu bugünkü mağlubiyeti ilerleyen hafta kapatabilirler. Çünkü çeyrek final çift maç Necmi. Rakiplerin Doğan ve Maus Atürkgücü çarşamba pazar veya çarşamba cumartesi bizim federasyonun statüsünde maç tayinlarında pazar çarşamba cumartesi 6 günde oynayabilme olasılığı da var. Çok yıpranacaklar. Bir de düşün Doğan Maus'a düştü kupada. Çok zor. Gerçekten ikisinin de zaten yürüdü. Gönyeli'nin ekmeğine, Gönyeli'nin ekmeğine yağ üstüne de bal sürerler. Aynen öyle. Var mı kura çekimi, olabilir. Kura çekimi de sevgililer gününde. Bakalım hangi sevgili hangisiyle eşleşecek. Evet, göreceğiz. Ben de kupanın da adı başka gerçekten. Ya muhakkak. Hele Abdullah Uluçan'ın kupası ben her zaman ayrı tutuyorum. Yani biz hayatımızda bu yaşımıza geldik. Futbolda oynadık, antrenörlük yapıyoruz. O atmosferde ben final maçına çıkayım. Bana her şey yeter yani. Bana her şey yeter. Biz bunları hayranlıkla izledik. Dünyada, Avrupa'da, işte Amerika kıtasında, Türkiye'de. Geçen sene yaşananlar, havai fişekler, gösteriler, ışık operasyonları bilmem neler. Yani bizim kısacası futbolcumuz kendini futbolcu gibi izledi. Aynen öyle. Ve bu sene daha da iyisini olacağını düşünüyorum. Kupa ve kupa sponsorunun bu futbola verdiği saygıdır. Futbola verdiği değerdir. Az önce bizim ülke insanımızın şu başlarda gezinirler vermediği saygı gibi. Anladın? Sporumuz aynı. Az önce bir arkadaşımızın attığı Gönyeli'deki basın odasında kakalara kadar. Utanarak söylüyoruz. Anladın? Evet. Var mı hep bu tartışmalımız? Evet, alalım tartışmaları. Olması lazım, bugün radyoda da söylenildi. Burada bir penaltı beklentisi var Hamitköy'ün. Toykan'ın vuruşunda Talat'ın eline vurdu mu, vurmadı mı? Aslında. Vurdu ama kapalı gibi. Bir daha görebilir miyiz? Yok. Vurmadı mı? Ayağının altına vurur. Ben öyle gördüm, sence? Bir daha izleyelim, penala el gibi geldi ama. Birincide el zannettim, ikincide ayağının altı gördüm. Yavaş. Ayağının altı. Tabana vuruyor ayağının altı. Yani bu açıdan. Biraz geri gel. Yani topun yönüne bakalım bir. Tamam, oynat yavaş. Yavaş oynat oynat. Ayağının altı. Topuk. Sağ topuk. Burada bir şey yok o zaman. Diğerini görelim, diğer pozisyonumuzu. Burada atılan bir uzun pas. Gönyeli yükleniyor gol için. Burada da Gönyeli penaltı bekledi sanıyorum. Penaltı mı dışarıda mı? Tabii çizgiler de içeride, evet içeride. Penaltı beklentisi var son dakikalar. Nerede, hangisine? Bu yerdekine? Yerde yatan futbol. Bir daha görelim onu. Birazı var. Şükrü. Pozisyonun içerisinde olan. Topa da vuruyor, rakibe de vuruyor sanki. Bir daha görelim Ebru. Geri gel, geri gel. Hızlı girdin o pozisyona. Bu sağda çizgi var yani. Yakın olan bizim tarafa doğru bir çizgi gördüm burada sağ alt köşede. Oynat.
Oynat. Şükrü'nün elinde kalıyor top. Oynat. Kalu. Sanki tabanın altı. Penaltı. Evet. Penaltı. Dize otur diyor direkt. Penaltı. Yorumunuz. Evet. Sağ dizine. Penaltı. Bu da kaçan bir penaltı o zaman Utku, evet. Hocamdan. Utku Hocam pozisyona yakın mı burada? Karede yok ama. Büyük itiraz geldi Gönleri'den. Penaltı ama. Evet, var mı başka? Başka yok. Evet, Samit Köy ve Gönyeli için birer cümle alayım. Yani Gönyeli için dediğim gibi bugün adına kayıp ama daha önümüzde 12 hafta var. Takımı dinlendirecek, cezalılar dönecek, pozitif negatife dönecek. Bayağı eksiği var. Önüne benim. Bakacak, moralleri yüksek tutacak. Mausa Doğan'ın işi ona göre biraz daha zor. Kadroları geniş olmasına rağmen kupada iki periyot da yürüyecek. Yani bu kupadan elenmenin keyfini sürecek mi Gönyeli birkaç hafta sonra? Keyfini. Keyfini derken yani rahatlığını, sadece ligin avantajını, avantajını kullanabilir. Avantajını kullanabilir. Yani, Doğan ve Mausa da bir sıkıntı olabilir bu konuda. Tabii İki ki var. Kolay değil. Tabii yani. Rakipleri de kim olacak? Bak söylüyorum işte ansızın Doğan, Mausa düştü kupada. Ne yapacaksın? İkisi de çok ağır maç. İki maç büyük ihtimalle tam oynanacağı dönemde ligdeki maçlar inan gelecekler. 10 gün içinde 3 maç. Çat 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 Doğan Mausa finalleri bitti. Yaz tatili başlar. Aynen öyle. Evet. Kısmet. Tamam o zaman geçelim diğer maça. Hamit Köy için de bu gidişle playout dışında da kalabilir ha. Ki yani öyle bir hava seziyorum. Bu gidişle, bu aile bağıyla, bu mücadeleyle, bu yüreğiyle playout dışında görürsen şaşma. Ki ben biraz daha rahatlarsa Ahmet Hoca'nın yeni gençlere de şans vereceğini düşünüyorum. Rahatlamasın Necmi. Yani hayır, bunlar, puansal olarak. Bunlar bu ciddiyeti koyduğu için, bu yüreği koyduğu için kazanıyorlar. Doğrudur. O kapasite yok, rahatlamasınlar yani. Yani yeni gençlere de geliyor. Ahmet Sakallı da şans verecek. Gelsinler, konuşalım. Barbet gibi Piro'yu da konuşalım. Başka çocukları da konuşalım. Bayağı çocuk çıkıyor Amiköy'den. Gerçekten helal olsun. Evet. O zaman geçelim sıradaki maçımıza. Sıradaki maçımız Paşaköy'deydi. Mesarya ile Küçük Kaymaklı takımları karşı karşıya geldiler. Mücadele karşılıklı atılan birer golle 1-1 sona erdi. 3 kırmızı kartın çıktığı maçı hep birlikte izliyoruz. Aksa Süper Lig'in 18. haftasında Mesarya ile Küçük Kaymaklı Paşaköy 100. yıl stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Osman Özpaşa, Sabri Atikoğlu, Necmi Bulut yardımcılıklarını yapıyor. Küçük Kaymaklı'nın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. İbrahim Çıdamlı köşe vuruşunu kullanıyor. Okan yerde kalıyor. Gözler maçın hakeminde, oyun devam ediyor. Gelişen Küçük Kaymaklı atağı Çağlar topla buluşuyor. Atağın yönü sağ taraf. Ceza sahasına orta. Bir vuruş o noktada Tuğrul'dan sonuç gelmiyor. Karşılıklı ataklar var ilk yarıda. İleriye gönderilen top kafalardan sekiyor. Remzi yerde kalıyor bu pozisyonda. İtirazları var. Maçın hakemi Osman Özpaşa bu pozisyonda Remzi'ye sarı kart gösteriyor. Şiddetli itiraz sonrası sarı kart. Maçın hakemi Osman Özpaşa'dan. Gelişen Küçük Kaymaklı atağı Tuğrul kaleye. Kaleci Hasan Piro için rahat bir top oluyor. Gelişen Mesarya atağı Ertaç topla buluşuyor. Ertaç ceza sahasında vuruyor, top üstten dışarıya gidiyor. İki takım da golü arıyor. Ceza sahasında yapılan orta Ertaç'ın kafa vuruşunda son anda Salih topu kornere gönderiyor. Üst üste pozisyonlar, gelişen atak, Çağlar topla buluşuyor. Atak olgunlaşmaya çalışıyor. İçeriye Hasan Piro ayaklarıyla karşılıyor. Bir başka atak, Tuğrul içeriye, Felix gol pozisyonu. Kaleci Hasan Piro savunma sonrasında yapılan hareket faul olarak değerlendiriyor maçın hakemi Osman Özpaşa. Hasan Piro bu pozisyonda kısa süreli bir sakatlık geçiriyor. Bir anda Hasan Piro yerde kaldı, Felix de çarpıştı. Sonrasında oyun devam ediyor. Şimdi Kandi vuruyor. Köşeden Salih topu kornere çeliyor. Bir başka atak, İbrahim Çıdamlı ortalıyor. Açılan top sert bir vuruş Bilal'dan ama öncesinde faul olarak değerlendiriyor maçın hakemi Osman Özpaşa. İlk yarıda son bölümler 0-0'lık eşitlik var ve sonrasında Osman Özpaşa'nın çalan düdüğüyle ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıya Mesarya takımı başlıyor. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı. Gelişen atak, Küçük Kaymaklı atağı, Sena'nın kafa vuruşunda kaleci Hasan Piro'da kalıyor top. Bu kez köşe vuruşu kullanıyor Mesarya takımı. Felix çıkmaya çalışıyor. Abdullah'ın yaptığı hareket faul.
Sarı kart görüyor bu pozisyonda Abdullah. Çağlar'la gelişen küçük kaymaklı atağı Çağlar. Atak devam ediyor. Zekayı vuruyor Hasan Pir önlüyor. İki güzel hareket. Bir başka atak Yankı. Okan'ın yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Osman Özpaşa Okan'a sarı kart gösteriyor. Yapmış olduğu bu hareket sonrasında. Sonrasında bir başka atak ceza sahasında Felix dönerek vuruş. Açılan top, atak devam ediyor. Muhammed Ali iyi vuramıyor. Hasan Piro'da kalıyor top. Serbest vuruşu Ertaç kullanıyor. Mükemmel bir gol atıyor. Dakika 64. Gol Ertaç. Mesarya küçük kaymaklı karşısında 1-0 öne geçiyor. Ertaç'ın attığı bu mükemmel golü bir kez daha izliyoruz. Öne geçiyor. Mesarya büyük sevinç yaşıyor. Gol sevincini kenar yönetimle paylaşıyor. Büyük sevinç var Mesarya takımında. Küçük kaymaklı atağı gelişecek. Mikail topla buluşuyor. Mikail kendi kovalıyor. Mikail yerde kalıyor. Faul beklentisi var. Oyun devam ediyor. Mikail'in itirazları var. Bu pozisyonda dördüncü hakem Zekai Töre de o noktada. Nasıl bir karar çıkacak Osman Özpaşa? İtirazlar var. Küçük kaymaklı kenar yönetimi dördüncü hakem Zekai Töre'ye. Onunla diyalog halinde Zekai Töre ile diyalog halinde ve sonrasında direkt kırmızı kartla Mikail'i saha dışına gönderiyor. Kalan dakikaları küçük kaymaklı 10 kişi oynamak zorunda kalıyor. Muhammed Ali bu kez Okan Göktürk yaptığı hareket ikinci sarı ardından kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. 70. dakikada Mesarya'da sahada 10 kişi kalıyor. Çıkan kartlar, sarı kartlar, kırmızı kartlar, iki takım sahada 10 kişi. Gelişen Mesarya atağı, Remzi hareketli bayrak kalkıyor. Kaleci Salih ile çarpışıyor. Remzi Salih yerde. Maçın hakemi Osman Özpaşa, Remzi'ye ikinci sarı ardından kırmızı kart gösteriyor. Ve Remzi de 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalınca Mesarya sahada 9 kişi kalıyor. Yoğun itiraz var Mesarya takımına. Remzi hareketlenmişti savunma arkasında bayrak kalktı pozisyon offside. Salih ile çarpıştı ama sarı kart ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ve kalan dakikaları 9 kişi oynamak zorunda kaldı. İtirazlar var. Bilal da sarı kart görüyor. Yoğun itirazlar devam ediyor Mesarya futbolcularında Osman Özpaşa'ya. Şimdi yankıyla gelişen atak Çağlar. Rakibinden sıyrılıyor Çağlar. Direkt kaleye paralel giden top dokunamıyor o noktada küçük kaymaklı futbolcusu. Bir başka atak gelişiyor küçük kaymaklı adına. Ceza sahası içerisinde Yusuf Sena'ya yaptığı hareket. Maçın hakemi Osman Özpaşa penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı noktasını gösterdi Osman Özpaşa. Dakika 86. Beraberliği yakalama şansı küçük kaymaklıda. Sarı kart görüyor Yusuf bu pozisyonda. Muhammed Nazik topu ağlara gönderiyor. 86. dakikada küçük kaymaklı beraberliği yakalıyor. Muhammed Nazik ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Penaltı atışından topu ağlara göndererek maça dengeyi getiriyor. Son bölümler gelişen atak. Felix'e de sahası içerisinde vuruşunda top yandan dışarıya gidiyor. İkinci golü arıyor küçük kaymaklı takımı. Gelişen atak. Açılan top. Muhammed Nazik pası dönerek vuruş Arda'dan kaleci Hasan Piro sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Bir başka atak Çağlar vuruyor Hasan Piro. İki hamlede topa sahip oluyor. Köşe vuruşu kullanıyor küçük kaymaklı. Açılan top sonrasında Osman Özpaşa'nın çalan düdüğüyle bu keyifli karşılaşma birbirlik eşitlikle tamamlanıyor. Ana sahne oldu. 1-1 bitti karşılaşma. 6 tartışmalımız var bu karşılaşmayla ilgili olarak. Önce tartışmaları alalım. Onun üzerine de maçı yorumlayalım. Evet Hasan Hocam. Birbirlik, beraberlik. Tartışmalarla başlayalım maçı değerlendirmeye. Bunda Remzi'nin itirazı ve sarı kart geldi. Boşu boşuna gereksiz bir kart. Doğru mu peki? Hakem haklı. Evet. Burada düşüşü aslında faul bekledi sanıyorum. Remzi ama. Ya bu da faulu vermedi. Faula itiraz. Sarkı. Ne isterse olsun ya Remzi yani. Gerek yok bu kadar şeye. Basit kart. Geçelim diye. Bir dakika izleyeyim. Bir dakika. %100 faul. %100 faul.
Ya gözünün de önünde bu Osman Hoca. Gözünün de önünde Allah'sın ya. Gal buraya atıyor adam. Bak itmeye başladı, itmeye başladı. Gal buraya atıyor. Remzi ne yaptı? Yükseldi. Evet, topa vurmak için. Neyse, oynat, devam et. Geçelim diğer pozisyona. Oynat, oynat bu diğer pozisyon. Yankı yerde kaldı. Sarı kart. Doğru karar bence. Zaten itiraz da etmedi Okan. Kırmızı kart gören bir diğer oyuncu. Okan Göktürk. İki de yaralı çıktı bugün. Uzatmaya gerek yok. Karar doğru. Mesarya'da. Bugün zararlı çıktı Mesarya. İki oyuncusunu kaybetti. Haftaya kimle oynuyor? Yeni Cami deplasmanı. Burada Mikail. Faul bekledi sanıyorum. Evet, sanıyorum sözlü bir... Ertaş'la küfürleşti. Ertaç'a küfür etti sanırım. Çünkü kulübe bu yandan saldırdı. Ve direkt kırmızıyla da atıyor kendini. Hakeme sanıyorum. Zekai Hoca... Dördüncü hakem. Evet, uyardı Osman Hoca'yı küfürden dolayı. Ve Mika'yı kırmızı yiyor. Uzatmaya gerek yok. Çünkü duymuyoruz. Ama söz söylediği belli. Çünkü Mesarya Kulübesi hemen tepki verdi küfürün yani, üzerine. Çok gereksiz. Solda olabiliyor böyle şeyler. Yani bu fauller, verilmeyen fauller ama gerek yok yani bu şekilde tepki göstermek. Burada faul yok zaten. Aynen, yok, bence de yok. Geçelim o zaman. Bak burada küfür ediyor. Zekai Hoca direkt çağırıyor. Kulaklık yok ya. Evet. Ateş yakarak çağırırık orta hakemi. Ooo gel. Eskimo. Evet, devam et. Geçelim diğer pozisyonu. Ebru hızlanalım, tamamdır. Okan Göktürk ikinci sarı kırmızı kart. Doğru karar. Tam hakemin önünde. Çok yakın pozisyona. Bence de doğru. Zaten Okan da yaptığını biliyor. Burada Remzi'nin ikinci sarı karttan kırmızı kartı. Bana göre biraz ağır olabilir bu pozisyon. Çarpışma var sanki. Bana göre ağır olabilir derken ne yaptı Remzi burada? İşte onu diyorum. Yani burada çift sarıdan atıldı. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Lütfen çek bana bu pozisyonu bir daha göreyim ya. Ya Osman Hoca Allah'asın vallahi, pardon ya. Doğan maçında vermediğin iki tane kırmızı kart var son dakikalarda. Hayretler içerisinde izledim. Burada da verdiğin karta bak ya. Ya buradan Remzi'nin kastı var. Aslında burada sanki Salih'in faulü var. Remzi'ye gibi geldi bana. Çarpışma var. İki oyuncu da çarpışıyor yani. Yazık, günah ya. Hem bu maçı Mesarya belki de bu kırmızı karttan dolayı kaybetti. Maç şu anda 1-0 Mesarya lehine. Evet, 1-0 maç şu an. Hem de gelecek hafta Remzi yok. Evet, Remzi yok. Yazık, günah ya. Gerçekten yazık, günah. İki tane yanlış kararı var, ikisi de Remzi'ye. Aynen. Diğerleri doğru karar. Yani şu an ekrana gelen tartışmalılarda iki yanlış kararı var, ikisi de Remzi'ye. Hem sarısı hem kırmızısı yanlış. Evet, ilk sarısı verilen boşu tepkiye ya, verildi. İlk kart doğru ama Osman Hocam, değil mi? Tepkisi vermediğin yani. Faula. Vermediğin faula. Gözünün önünde vermediğin faula. Tamam yani faul verilmedi ama Remzi'nin o tepkisi. Yapmaması lazım. Evet, onu diyor. Ama ver kardeşim faulu. Yani sen artık tecrübeli hakemsin Osman Hoca. Tepkiler de var. Mesarya taraftarı Osman Hoca'ya tepki gösteriyor. Bu pozisyonda haklı. Bu pozisyonda 1-0'dı diyorum sana Necmi. Burada da bir offside tartışılır mı hocam? Başka pozisyon var mı? Penaltı var mı? Son bir pozisyon daha var. Kaymaklı'nın penaltısı sanıyorum. Burada direkt penaltı. Bileğine vurmuş. Yusuf direkt tırpanladı kendini galiba. Gel bir geri görelim. Direkt bir çır döveri açtı Yusuf ve aldı kendini. Kontrolsüz bir gel gel geri gel. İşte tecrübesizlik. Çok genç ve dakikada, üstüne koyan bir çocuk. Evet, dakikada 80. Bu hatalar olacak. Önemli değil. Bugün adına belki mesela çok şeyler kaybetti ama bu çocuk da bunları yapar yapar öğrenecek. İlk sezonu Süper Lig'de. Tartışmaya gerek yok, penaltı. Penaltı.
pozisyona da yakın Osman Hoca. Osman Hoca demin de pozisyonlara yakındı Necmi. Evet, tartışmalarımız sona erdi. Nasıl yorumlarız bu karşılaşmayı? Her iki takım açısından da ligde kaymaklı 3 maçtır kazanamadı. Mesarya kupada ilerliyor. Evinde 2 puan bıraktı bugün. Nasıl değerlendiririz? İki takım da kupada yürüyor bu arada. Şimdi bir iki yorum aldım. Onlardan da bahsedeyim. Varsa tabii, sen de onları da şey yap. Bir spor sever yazdı bana. Hasan Hoca, o 15 için sana katılıyorum. Benim küçük oğlan da iyi bir futbolcu. Metege'de ama çok kiloluydu diye hiç fırsat verilmiyordu. Bu sefer futbolu bıraktı ve şimdi de kiraları verdiği boks yapıyor. Kiloları verdiği boks yapıyor. Yani belki versin, en azından bu spor devam ediyor bir dalında. Bafilk Yurdum'dan bir tepki gibi bir şey geldi. Sayın hocam, çocukların beni haberdar etmesi üzerine MTG kupada yorgundu. Olmasalar daha farklı olurdu demişsiniz. Ben öyle bir kelime kullanmadım. Baf'ın direnişini de bahsettik. İyi mücadelesini de Volkan Hoca'nın göreve geldikten sonra haftalardır iyi mücadele ortaya koyduğunu. MTG'yi eleştirdik. Bafilk Yurdum 17 haftada 9 gol attığını. Bu iki maçta 4 gol. Aynen öyle. Bunu eleştirdik. Baf'ın mücadelesi ortada, takdire şayan, ama bunu puana çevirmesi lazım. Aynen öyle. Artık kazanması lazım. Playout'a çıkması ve playout'ta kalma şansı olması için. Bunu söyledik. Başka bir şey de söylediğimizi düşünmüyorum. Bunu da açıklamış olayım. Bir de Gönyeli'nin yabancısı konusunda mesajlar geldi bana. Programda Gönyeli maçında konuşacaktım. Birinci maçtan çok şişirdiler. Kahraman ilan ettiler. Agua. Ama 2-3 maçtır sahada yok. Hatta evlere şenlik diyebilirim yani. İzlediğim, aldığım bilgiler. Bir anda kahraman yapmayı çok seviyoruz. Bir anda kahraman yapmayı yani çok seviyoruz. Yanlış tutmalı diyorsunuz. Erken mi daha tutabilir yani mi? Benim aldığım bilgilerde yeterli ve iyi bir oyuncu olmadığı yönündeydi. Ama ilk maçta gelip burada 2 gol atıp radyoda dinlediğimde ben zaten herhalde bana bilgiyi veren bu işten anlamaz. Ama iki maçtır çok iyi şeyler duymuyorum. Hele bugün hiç iyi şey duymadım. Bilemem, zaman gösterecek, izleyeceğiz de canlı gözüyle. Bunu da aklıma gelmişken bir dile getirmiş olayım. Mesela Kaymaklı, ikisi de kaybetti. Kaymaklı zaten daha kazanamadı ikinci Kaymaklı devre. Kaymaklı 6 maçtır ligde. Son 6 maçtır kazanamıyor. 2 gol attı. 6 maçta kaç beraberliği var? İkinci devrede zaten. 3-3. 3 beraberliği var zaten. Sadece ikinci devrede. İlk devrede son 3 maçta. Göçmenköy mağlubiyeti vardı. 3-0 hatırlıyorum. He. Bakmak lazım. Bir bakalım hemen. Yani 6 maçtır galibiyeti yok. Evet. Bunu Kaymaklı da sorgulaması lazım. Yani bugün Derviş Hoca'yı dinliyorum. 3-3 beraberlikten ne kadar mutsuz olsak da iyi yoldayız, mutluyuz, umutluyuz diye yorum yaptı. Bana beraberlik... 4 beraberlik, sözünüzü bölüyorum. Son 6 maçta 4 beraberlik, 2 yenilgi. Yenilgiler Göçmenköy ve Yeşilova'ya. Bana beraberlik anda arada 8-10 haftada bir tane amenna. Ama ben draw gittikten sonra ne anladım yani? Daha iyi ya kazan ya kaybet. Yani nedir işte, ne üzülün ne sevinin beraberlikte. Tamamdır, idare et git. Çünkü bir hedefin yok. Playout'tan uzak durmaya çalışıyor. Şampiyonluk iddiası yok. Kaymaklı'nın ilk devredeki havasını yakalayamadı düşüncesindeyim. Felix de olmasa ne yapacak Kaymaklı? Felix'in atılan 20 golün 9'unda imzası var. 4'ünde de asisti var. 13 gol. Ama Felix'in de son haftalarda bir düşüş olduğu kesin. O yüzden zaten takım gol... Son 6 maçta Felix'in golü var mı? Sanırım yok. Kaymaklı'nda galibiyet olmaz. Yeşilova'da çünkü genç Sertan atmış. Kaymaklı'nda galibiyet olmaz o zaman. Evet. Gibi değerlendirebiliriz. Mesarya kurduğu öyle bugün kazanması lazımdı. Bence kaybeden Mesarya daha çok. Mesarya gibi zor bir deplasmandan 2 puan bugün Kaymaklı'nın çıkarması, yani 1 puan çıkarması gene de artıdır. Burada hakemin maçın sonucuna tesir ettiğini düşünüyorum. Yani Remzi'nin kırmızı kartıyla 9 kişiye düşen bir takımın kapanması kolay değil. Belki de o baskıda artık Yusuf o hatayı yapmıştır. Onu oynamak daha farklıdır. Son dakikalarda üçlü savunmaya dönüp üzerinize daha çok yüklenen 9 kişiyle mücadele ediyorsunuz. Farklıdır. Maçın sonucuna tesir ettiğini düşünüyorum Osman Hoca'nın bu maç adına. Artık bu iki takım da kupaya odaklanacak. İki takım da playoff'ta sıkıntı yaşar mı? Playoff görür mü? Görebilir de sıkıntı yaşamaz.
görebilir ama sıkıntı yaşamaz. Kafalar da hep kupada iki takımın. Olması lazım ama ben kupada Meseria'nın biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Kupada 3 takım sayarsak favori. Doğan Mağusa Meseria. Yapılan bu transferlerden sonra. Yani benim şu an kağıt üzerinde favorilerim kupada bu üçünden biri alır diye düşünürüm. Sürpriz olur mu onu görürüz. Ertaş da yine klasına yakışır bir gol attı bugün. Usta ayak ya. Gerçek yani. Peki. O zaman bu maçı da tamamladık. Geçelim diğer maçımıza. Son maçımız da bugün Karaalanoğlu'ndaydı. Merit Alsancak Yeşilova, Girne Alkivi'ni konuk etti. Toplam 5 golün çıktığı mücadeleyi Merit Alsancak Yeşilova 4-1'lik skorla kazandı. Hep birlikte izliyoruz. Aksa Süper Lig'in 18. haftasında Merit Alsancak Yeşilova ile Girne Halkevi Karaoğlanoğlu Orhan Duralıstan'la karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Hakan Ünal, Yusuf Atlar, Burak Mandıralı yardımcılıklarını yapıyor. Zirve mücadelesi veriyor Merit Alsancak Yeşilova. Girne Halkevi kümede kalma mücadelesi veriyor ve Girne Halkevi'nin vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Gelişen atak ceza sahası içerisinde Ayden'in vuruşunda kaleci Kemal Başarılı. Aksel'le gelişen atak. Aksel sert bir vuruş topağlara gidiyor. Dakika 5. Gol Aksel. Merit Alsancak Yeşilova Girne Halkevi karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol sevinci Merit Alsancak Yeşilova futbolcularında. Bir başka atak Aksel. Yasin ceza sahasında. Yasin içeri ortası. Dokunan isim Vakkas oluyor. Dakika 8. Gol Vakkas. Merit Alsancak Yeşilova Girne Halkevi karşısında 2-0 öne geçiyor. Ataklar devam ediyor. Yasin Doğan vuruyor, topağlara gidiyor. Dakika 12 izliyorsunuz. Yasin Doğan'ın attığı golle Merit Alsancak Yeşilova 3-0 öne geçiyor. 12 dakika 3 gol sığdırıyor. Halil'in ortası Ali Nazlıoğlu'nun kafasında topağlara gidiyor. Dakika 23 gol Ali Nazlıoğlu. Girne Halkevi farkı 2'ye indiriyor. Skoru 3-1'e taşıyor. Bu pozisyonda sakatlık geçiriyor. Cibuzar'ın ortası, penaltı bekletisi var. Vakkas, açılan top, sert bir vuruş Ömer'den topağlara gidiyor. İzliyorsunuz dakika 39, gol Ömer Gül. Merit Alsancak Yeşilova Girne Halkevi karşısında 4-1 öne geçiyor. Aksel, ataklar devam ediyor. Mehmet Tekin vuruyor, top dışarıya gidiyor. Net pozisyondan yararlanamıyor Mehmet Tekin. Sonrasında gelişen atak var. Ama ilk yarı 4-1 Girne Halkevi üstünlüğünde tamamlanıyor. Aksel'le başlayan atak Yasin. Vakkas ceza sahasında gol pozisyonu kaleci Burak Başarılı. Bir başka atak Yasin Doğan son çizgi içeri orta. Vakkas kafayla dolduruyor. Boşta kalan top Aksel. Aksel topla buluşuyor. Zarif hareketler, açılan top. Vakkas, yapılan hareket maçın hakemi Hakan Ünal penaltı noktasını gösteriyor. İbrahim'in hareketi penaltı diyor Hakan Ünal. Farkı aşma çabaları topun gerisinde Gökhan vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. Penaltı atışından yararlanamıyor Merit Alsancak Yeşilova. Sert bir vuruş Halil'den kaleci Kemal Başarılı. Serbest vuruş Ali kullanıyor, direkten dönüyor. Erdi hareketleniyor, kaleci Kemal'da kalıyor top. Şanssız bir dakika Girne Halkevi adına ve maçın hakemi Hakan Ünal'ın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Merit Alsancak Yeşilova 4, Girne Halkevi 1. Merit Alsancak Yeşilova rahat bir oyun sergiledi ve 4-1'lik galibiyet, çok rahat bir galibiyet aldı. Adeta ben de maçtaydım. Maça gollerle başladı ilk 10 dakikada. 3 gol. Tabii Merit Alsancak Yeşilova da bu ligin en iyi takımları arasında ama son haftalardaki puan kayıpları, özellikle geçen hafta Mausa karşısında mağlup oldular. Kupada da elendiler. Yeşilova'yı Lefke gibi görebilir miyiz? Yani erken kopma yaşar mı? Mehmet Merteroğlu takımın başına getirildi ama Merit Alsancak Yeşilova'nın hala da şampiyonluk şansı var mı? Puansal olarak 5 puanlık bir fark görünse de bugünkü, o umut var mı? Bugünkü maç kurtardı. Yani hayata dönüş, ayağa kalktılar. İmdat butonu gibi bir butonudu bugünkü. Bir darbe daha gelecek bir maç olsaydı işleri zordu. Bugün aldıkları galibiyetle tekrar zirveye tutunma adına önemli bir adım attılar. Yarın Doğan'ın gelecek olan sonuç da önemli. 5 puanlık fark hiçbir şeydir. Yani hiçbir şeydir bu lig. Hiçbir şeydir ve Mausa ile maçınızı bitirdiniz. Mausa Doğan'ın, Mausa Gönyeli'nin oynayacağını düşündüğünüzde Lefkeyle. Sizin de bu takımlarla, Gönyeli ile Doğan'la lig maçınız olduğunu düşünürseniz tekrar bu yarışta varsınız. Her maç aldık. Ama kafalar, psikolojik sorunlar, maddi sorunlar çözüldüyse,
Yeşilova iyi bir kadrosu var. Yeşilova bu lige renk katıyor. Tekrardan o yarışa girmesini istiyorum. O da Gönyeli gibi avantajlı. O da tek kulvarda. Evet. Buraya odaklanabilir. Buraya yürüyebilir. 10 dakikada bugün fişi çekmiş. Ve iyi futbol oynadı. 10 dakikada fişi çekti. Maçı bitirdi. Yorgun çıktılar. Çok ağır bir sahadan. Girne'de Doğan maçı. Halkevi'de moralliydi. Halkevi'de moralliydi. İyi bir 3 puan olduğunu düşünüyorum. Girne Halkevi normal bu kadroyla yapabileceklerinin aslında iyisini bile yaptılar bu geride kalan 4 maçta. Ligde Göçmenköy beraberliği, sonrasında 2-1'lik bir mağlubiyet Dumlupınar'a. Bugün 4-1'lik mağlubiyet ama kupada Lefke'yi elemek gerçekten bunlar bu kadronun artı işleriydi. Göçmenköy ve kupadaki tur atlayışı. Bugünkü maçta da ikinci dakikada net bir pozisyonları var. Girne Halkevi gider. Gider. Kesin. Yani benim görüşüm. Binatlı'yla Bafülkürdü'nden biri daha gidecek. Kesin. O biri play-out oynar mı? Onu göreceğiz. Play-out oynanacak mı? Onu göreceğiz. Yani artık bu alttaki takımlar yani maç kazanmış. Binatlı da Baf da direniyor. Ama galibiyet, ama galibiyet alamıyor. Yani olay burada. Girne Halkevi'nin ben kurtulacağını düşünmüyorum. Yani play-out'a kalacağını düşünmüyorum. Ben öyle direkt gideceğini düşünüyorum. Bu arada az önce Hikmet Çınaroğlu'nu söylemiştim. Konuşmaların Afiyet içerisinde diyorum. Biraz kaynadı, gitmiş gibi olmasın. Çok büyük bir efsaneydi Necmi. Sen yetişmedin ama ben yetiştim. Çok büyük bir kaleciydi. Gerçekten müthiş bir kaleciydi. Ülke futboluna damga vurmuş bir isimdi Hikmet Çınaroğlu. Yattığı yerin nur mekanı cennet olsun. Ailesine Allah sabırlar diliyorum. Yani hem Bafülkürdü hem Binatlı adına da önemli bir isimdi. Evet, tartışmalı var mı bu maçla ilgili? Varsa ekranlara taşıyalım. Yeşilova'da bir rahatlama gördüm. Yani kafalar sanki temizlenmiş oyuncularda. Bilmiyorum. Başkan el attı mı, sorunlar çözüldü mü? Eksikleri de vardı bugün. Bili Mehmet yoktu, Mustafa Salt yoktu. Cezalıydı oyuncular. Salt ama, cezalı mıydı? Evet. Ve giren oyuncular da iyi mücadele gösterdi. Tartışmalı bir şey var mı? Bu mu? Bu gol oldu zaten. Gol olan pozisyon. Ali sakatlanmıştı burada. Sanırım değil. Bunlar goller. Ömer'in de güzel golü. Golleri de güzeldi. Harika. Harika. Bugünkü goller. Cibuzar eski takımına karşı oynadı ama ben Cibuzar'ın Yeşilova'nın forvet olduğunu düşünmüyorum. Evet. Etkisiz kaldı. Yok sanırım. Göreceğiz. Tartışmalı pozisyon yok herhalde. Evet. Geçelim o zaman yarınki maçları konuşmaya. Daha sonra da kupa maçlarını ekranlara getireceğiz. 15-20 dakikalık bir süremiz kaldı. 15-20 dakikada değerlendireceğiz maçları, yarınki maçları, genel durumu. Sonra kupanın 7 maçını bağlıyoruz. Aynen öyle. Arka arkaya hafta içi çarşamba gün oynanacak olan kupa maçları ekranlarınıza gelecek. Çok kısa kupayı değerlendiririz 5 dakika, öncesi 10 dakika sonra. Ve bağlarız ve biz de çıkmış oluruz. Aynen öyle. Biz şimdi lige dönelim. Evet. Yarın önemli maçlar var. Birbirinin önemli 4 maç var. Girne'de tabii o da ayrı bir sıkıntı. Zemin çok kötü durumda. Girne 20 Temmuz Mete Adanır. Yarın bir maça daha ev sahipliği yapıyor. Geçen günden beridir hava daha iyi. Biraz tatlandı havalar. Yani eğer birazcık kuruma olduysa bir silindir yapılabilirdi o saha ama kim yapacak? Silindiri kim getirecek de kim yapacak? O muamma. Yani onu Allah'a emanet diye düşünelim. Herhalde öyle Nadasar'la da oynayacaklar diye düşünüyorum. Ne kadar yağmur olmasa da kuruyan toprak ve çimler daha da kötü bir hal alır sahada. Eğer silindirlenmezse. Daha berbat. Çok zor. Cihangir'de eksikleri var. Musa'dır, Luka'dır, Muhittin'dir. Musa'nın oynayacağı yönünde bilgiler var ama. Ben olsam ne kadar verimli olur? Ben olsam riske almam bu maçta. Diğer maça saklarım. Yeni daha taze. Ameliyatı yıl sonuna saklamış olabilirsiniz ama sizin kupada bir hedefiniz var. Musa'yı böyle bir maçta kaybetme düşüncelerinin daha mantıklı olacağı düşüncesindeyim. Hele de bu sahada. Bilemem, Toygar Hoca daha iyi bilecek. Tabii 22 puan. Cihangir, Hamitköy yetişti. Yeni Cemil'in yarın ne yapacağını bilmiyoruz. Necmi alt taraftan rahatlar. Yani alt taraftan o 3 takımdan dolayı. Oradan tehdit gelmiyor diye rahatlar. Yani bugün Bafülkürdü kazansa da 12 yapsa, bir haftaya yenisi 15 yapsa hepsi alev alacak. O 26'lar 27'ler bile alev alacak.
Ama alt taraf rahat galibiyet alamadığı için rahat tutuyor yukarıyı. Ateş vurmuyor yani. Bu takımların da şansı bu. Ateş vurmuyor. O yüzden Ocak. Ocak yarın ben kazanabileceği bir maç olduğunu düşünüyorum Türk Ocağı'nın. Cihangir bu kadar eksik. Kupadan yorgun çıkmış. Bir vaziyette buluyorlar. Kendileri de kupadan çıktı ama ben kupaya çok asıldıklarını düşünmüyorum Türk Ocağı'nın. Ama bu maça asılmaları ve kazanabilecekleri bir maçtır diye yani düşünüyorum. Yani Türk Ocağı'nın 2-3 maç kazanıp derin nefes alacağını düşünüyorum. Pazar gün çok zor bir Gönyeli maçı. Cihangir'in oynadı çıktı. Çarşamba gün çok zor bir Gönyeli maçı. 120 dakika oynadı çıktı. 3 tane eksik. Bu maçlardan da 2 fire verdi çıktı. Bir de Luka. Artık 3. Luka'yı eksik saymayabiliriz. Gelmez herhalde artık. Ben sayarım. Ölgar Hoca bence artık Luka'sız bir format oturtmaya başladı. Muhakkak oturtmak zorundasın ama ben sayarım yani. Benim için şu an eksik. Çünkü Luka bu şu anda takımın en fazla gol atan oyuncusu. Hala daha gol krallığında zirvede. Liginde en gol krallığında zirvesinde. Bakan lig biter gol kralı oldu. Adam ülkesinde ama burada gol kralı. Yani işte böyle bir rezalet. Yarın güzel maç olur mu Ginne'de? Çekişmeli bir maç olacağı düşüncesindeyim. Türk Ocağı bunu kaybederse play-out'a girecek. Kritik bir maç o zaman. Türk Ocağı için evinde oynuyor. Avantajlı. Bakalım göreceğiz. Göçmenköy, Doğan Türk Birliği. Bu da gerçekten kritik bir maç. Göçmenköy lige çok kötü başladı ikinci devreye. Kupadan elendiler. Moraller çok bozuk. Doğan Türk Birliği bir istikrar yakaladı. Öyle ya da böyle kazanıyor. Belki iyi futbol oynamıyor ama bu sahada da ne kadar iyi futbol beklersiniz. O da ayrı bir konu. Girne 20 Temmuz Mete Adanır. Ama kazanmasını biliyor bir şekilde Doğan Türk Birliği. Yarın Lefkoşa'da oynanacak karşılaşma. Doğan kazanıp farkın açılmasını önlemek istiyor. Maus'a kazandı. Göçmenköy bir an önce artık kazanıp ayağa kalkmak istiyor. Nasıl bir maç olur? Dumlupınar kupa maçı öncesi lig maçını konsantre edemiyorsunuz takımı ve kazanamıyor. Suçlamadan söylemiyorum ha. Takım bunu almıyor. Kupayı kaybediyorsunuz. Tutunacak bir dalınız da kalmıyor. Ligde bir iddianız yok. Bu maça nasıl konsantre edeceksiniz? Yani geçen hafta söylediğimiz gibi. Bu 13 haftayı nasıl çekeceksiniz? Yani Doğan'ın zirve yarışı mücadelesi Göçmenköy vermesinden... Biliyorum. Göçmenköy bu maça daha kolay motive olamaz mı? Rakip Doğan sonuçta. Olmak zorunda da bu darbeden bu Dumlupınar mağlubiyeti Göçmenköy adına diğer kupadan elenenler adından daha çok canlarını yaktı. Çünkü sponsorun kupası, sponsor da çok istiyordu takımın finale gitmesini. Ama daha ikinci turda eve döndü. Yani Göçmenköy'ün eldeki kartonun en azından ligi ikinci, üçüncü, dördüncü bitirmek için motive olması lazım. Oraya odaklanması lazım. Ki bu sponsor da bunu hak etmiyor mu? Göçmenköy'ün adından söz ettirmesi adına... O sponsorun adını devamlı tutmak, sıcak tutmak başarılı adına, olmak zorundasınız. Seneye de o sponsoru orada tutabilme adına başarılı gelmesi lazım. Bu da senin bu dakikadan sonra oynayacağın, özellikle bu gibi prestij maçlarda sahaya koyacağın performans önemli. Göçmenköy bir toparlanıp kendine gelmesi lazım. Az önce Hamitköy'ün imkanlarını ortaya koyduk. Bir tarafta da Göçmenköy'ün imkanları ve kadrosunu ortaya koyalım. Bir taraftaki puanına bak, aldığı sonuçlara bak. Bir tarafın sonuçlarına bak. Aynen öyle. Yazıktır günah. Onun için bir silkelenmesi lazım. Ha görüyorum ben Göçmenköy bir taraftan transfer yaparken bir taraftan da tesis seçme adına önce adımlar atıyor. Var, evet. Yine sponsorun katkılarıyla çok güzel bir oda yaptılar. Ve onu basın odasına çevirme düşünceleri de var. Hem başkan ve önemli kişilerin gelip antrenman ve maçı izleme odası oldu. İleride de basın odası olarak da kullanılabilecek bir durumda. Yine sponsor Nikosyan'ın destekleriyle. Ve daha birçok da şey düşünüyorlar. Daha sahaya. Ne yapsın yani bu sponsor size? Yani bazısı da bulur da bunar. Yani futbolcular bir an önce çeki düzen vermesi lazım. Doğan'a gelince çok önemli bir galibiyet geçen hafta. Çok önemli kupadaki bir galibiyet. Zor bir maç. Moral motivasyon iyi durumda. Bir ivme yakalayıyorlar. Bu açık net. Yani Mausa Doğan'ın renk sesinde hissediyor mu? Hissettiriyor. Hissettiriyor ama sezona oranla dediğim gibi geçen gün programda da söyledim. Doğan'ın beni yanıltmasını istiyorum artık yani. Getirip de böyle kritik maçlarda şu kaybediyor. Bir seri yakalıyor. Ansın tamam Doğan bu yarışta var diyoruz. Geliyor intihar ediyor. Sanıyorum bu
intiharlardan dolayı Doğan Türk Birliği taraftarı da takımına küstü. Ya da inanmıyor. Yani bomboş tribünler. Ya da inanmıyor diyelim. Nasıl olsa götüremeyecek. Yani Doğan tribünü eskiden hep... Evet, genelde öyleydi, doğrudur. Bilmiyorum çok şu anda o kadar taraftar eksiği var mı ama aslında sahip çıkmalar lazım. Çünkü şu anda başa baş Doğan'la yarışan, iyi sonuçlar alan bir noktada da Doğan Türk Birliği. Şanssızlıklar da yaşıyorlar. Çapraz bağ kopmaları, sakatlıklar, kas kopması, Çağrı'yı kaybettiler 13-14 hafta, şimdi Koral'ı kaybettiler, sonrasında Kaan'ı kaybettiler ki bana göre ligin şu anda en iştahlı ve katkı veren forvetlerinden biriydi. Halil Toran'ın artık daha çok ağırlığını koyması gerektiğini düşünüyorum ve atıyor da. Koyuyor da. Evet. Bak koyuyor da, bu gerçek. Ama Doğan'ın yarın işi kolay değil. Göçmenköy'den ben galibiyette Doğan, bekliyorum aslında. Bir sürpriz yapabilir. Doğan Göçmenköy'ü hafife alarak gelirse hayatının hatasını yapacak. İşte iki haftadır lig dibindekileri yenemiyor, kupada elendi, moralleri yok, o bu falan derse işi zordur yarın. Lefke yeneceğim iyi. Lefke kupadan elendi. Ligde de kritik maçları. Ben Lefke'nin dünkü antrenmanın nasıl geçtiğini çok merak ediyorum. En önemli benim oradaki soru işaretim o. Dün Lefke antrenmanı ya da perşembe günü antrenman yaptıysa perşembe günü nasıl yaptı, nasıl geçti? Çünkü Girne-Alkemi maçı sonrası taraftarın saldırdığı bir futbolcu topluluğu var. Birbirlerine giren, söz dalaşıyla veyahut araya girenlerin engellediği taraftarla bir futbolcu topluluğu var Lefke'de. Evet. Bunların barıştılar mı? Bu etki ne derece, nereye geldi? Herman'ın üstüne kaçışı. Adam aldı valizi kaçtı. Bu kadar basit yani. Ülke bu durumda. Buna verdiğimiz 300 bin, 400 bin TL daha gitti. Toplasan şu anda yaklaşık 2,5-3 milyon ülkemizden kaçan para var. 2 milyon rahat var. Tesis yapılır mıydı? 2 milyon rahat var. Lefke, Ocak, Cihangir, önceden Yeşilova, Fidelivs, 4-5 oyuncu 500 bin TL kişi başı koy bu futbolculara. 2 milyondur. 1,5 koy. Ya. Abartmayın. 1,5 de. Ya kaldırın gerekirse. Gerçekten kaldırın ya. Ben ırkçı mırkçı değilim. Yanlış anlamayın beni. Ben de isterim pote gibi kaliteli yazıktır, yabancı göreyim. Bu kadar paranın. Ama ya. Vallahi Herman benim alıp paramı kaçacaksa Herman değil de Halil oynasın. Ki var gençleri de. Kaç tane futbolcunun hayatını kör ettik biz bu yabancılar için. Bir dönem. Yabancı sevdası için. Ben geçen hafta programda zaten düşüncemi söyledim. Üçüncü ülkeyi kaldırırım. Net. Bak kaldırırım. İki teceli yaparım. Türkiye Futbol Federasyonu. Türkiye Futbol Federasyonu'na da bir protokol yaparım. Öyle. Buraya gelip imzalayan futbolcu geri dönerse, buraya bırakırsa Türkiye Süper Lig, Birinci Lig, Bal Ligi, Süper Üçüncü Lig, Amatör Lig, bilmem ne lig, iki sene hiçbir yerde futbol oynayamaz. Bakayım o teceli buradan kaçar mı? Ne bizimki ne onlarınki. Aynen öyle. Kulüpler de mağdur olmaz. Aynen öyle. Yapabileceksek budur. Madem ki o birileri bizi sallamadan alıp valizini gidebiliyor, yapılacak budur kardeşim. Kalitemiz düşecek. Zaten çok mu kalitemiz var? Aldığım duyumlar doğrultusunda da Hasan Başkan'ın bir çalışması var yabancı ile ilgili sanıyorum. Yok. Yani kaldırılması yönünde. Yok. Yok mu? Yok. Geçen hafta beraberdik. Aynı bir düşünüyoruz devam edecek diye falan söyledi ama... Kaçışlar sürüyor. Kulüpler Birliği'nin yapacağı bir toplantı sonrasında vereceği kararı federasyona iletmesiyle haftaya, konu değişir mi? Haftaya Necmi o statüyle birlikte bu yabancı konusunda masaya yatıracağız. Konuşulacak, söylenecek. Orada da önemli noktalar var. Orayı da bir derinleme bir yarım saat işleyeceğiz. Notlarımı alayım. Unutmayalım haftaya. Yeni Cami moralli. Lefke deplasmanında kazanabilir mi? Yeni Cami moralli ama Hascan'dan kötü bir haber geldi. Aynen sakatlığı varmış. Ayakta yırtık. 3 hafta sahalardan uzak kalacağı. Açık söyleyeyim. Geçen gün gene izledim Yeni Cami'yi. Fırat çok iyi bir futbolcu. Bak Fırat çok iyi futbolcu. Yeni Cami şu anda çok iyi futbol oynuyor. Zevk, kaliteli oyun izliyorsun. Genç çocuklar izliyorsun. Hoşuna gidiyor. Koruma için savaşan çocuk. Yakuplar, Mehmet, Emirhan Çiller, Kaan. Nedir? Ali Bayır, sonradan oyuna Aslın. Girenler, Aslındır, Mehmet Çavuş'tur. Benim için bunlar yeter zaten. Bir de bunların iyi futbolunu gördükçe daha mutlu oluyorum. Değil. Ama Hascan bir bambaşka ya. Büyük bir yetenek. Ya gerçekten üstüne koya koya geliyor çocuk. Ve Yeni Cami'nin bana göre şu anda
Dinamos. Yani o 10 numaranın hakkını veriyor. Bak Dinamos'u geçen gün Gençlik Gücü'nün teknik adamı olsam ve kupada tur atlamak istesem Hascan'ı kilitlerim. Hascan'ı direkt kilitlerdim. Belki de Yeni Cami'nin motoruna kontağını kapatırdım. Bak belki de diyorum. Beyin, tam bir beyin. Gerçekten bütün oyunu organize ediyor. Çok büyük kayıp. Çok büyük kayıp. Eminim Yeni Cami bu 3-4 haftalık periyotta da Hascan'ı riske atmayacak, kupayı bekleyecek. Mantıklı olan. Bence herhalde öyledir. Hascan'ın yerini kapadılar mı? Fırat ağırlığını koyar mı? Büyük ihtimal oraya Fırat'ı çekecek. Fırat da biraz daha sorumluluk alacak ki büyük yetenek o da. Aynen öyle. Yani bazı maçlarda hiç aramayabilirler de bazı maçlarda arayacaklar. Yarın arayacaklar. Yani maç ortada yarın. Evet. Ama dediğim gibi Lefke'de hava ne? Moraller ne durumda? Herman'ın kaçışı, kupadan elenme, hem de Girne halk evine. Daha ligde gol atamama 5 maçtır gol atamamışsınız. 5 maçtır filelere gol atamamışsınız. 3 gol yemişsiniz. Galibiyet alamıyorsunuz. Kupada Girne halk evine eleniyorsunuz. Herman kaçıyor. Kupa maçından sonra taraftar futbolcuya saldırıyor. Bu takım nasıl ayakta kalır? Nasıl maça çıkar? Hangi psikolojidedir? Ne durumdadır bilmiyorum. Yarın göreceğiz. Yeşilova gibi onların da ayağa kalkma maçı olması yarın göreceğiz. Bence. Maçtan sonra da Çağan Hoca'yı dinleyeceğiz. Çağan Hoca'nın da bir nebze intikam maçı gibi bir maç bu. Yeni Cami'de yaşadığı sıkıntılardan sonra ayrılmıştı. Ama yani çok da olayla ayrılmadı Çağan Hoca. Olayla ayrıldı. Olayı büyütmeden olayla ayrıldı. Haksızlığa uğradığını iddia ederek tazminatını almadan ayrılmadı. Tazminatını alarak ayrıldı. Bekleyip ha edelim. Belki ikisine de bu alınacak galibiyet çok bir şey değiştirmez ama gene de bir hoca için önemlidir. Önemlidir yani. Evet. Yonpaş Sunlupınar Binatlı maçıyla 18. hafta tamamlanacak. Yonpaş Sunlupınar moralli kupada ilerliyor. Sürpriz olmazsa favorim Sunlupınar. Ben Sunlupınar'ın kazanacağını düşünüyorum. Sürpriz olmazsa ki bu ligde her maç başka sonuçlarda gebe ama oluyor bazen. Ama artık yavaş yavaş bazı taşlar oturmaya başlamadı mı lig için? Oturuyor. Yani oturuyor. Sunlupınar favorim bu maçta benim. Kazanacağını düşünüyorum ve bu hafta adına Girne halk evi Bafur Kürdü Binatlı'nın kötü haftası olacak. Çünkü üstündekiler kazanıyor. Yani Mesare'ye puan kaybetti. Yeni Cami'nin belli değil, Göçmenköy'ün belli değil, Cihangir'in belli değil. Yonpaş Sunlupınar kazanması halinde puanını 27 yapar. Rakiplerini oranla nefes alır. Evet. Bakalım göreceğiz. Görecek. O zaman biraz da kupayı konuşalım. Evet. Zaten 5-6 dakika sonra aynen. Zaten çıkacağız buralardan ama izleyicilerimiz ekrandan ayrılmasın. 7 tane kupa maçımız var. Bu maçları birbirine bağlayıp hepsini sırayla sizlere sunacağız. Çok kısa maç maç birer kelime söyleyelim mi çıkalım. Aynen mecbur. Öyle. Girne halk evi 1, Lefke 0. Girne halk evini kutlamak lazım. Bugün Ali Hoca'yı da dinledim. Yani herkes sanki bir şans eseri kazandık diyor ama biz bileğimizin hakkıyla kazandık. İyi savaştık, iyi mücadele. %100 katılıyorum. Doğru çalışmış dersini. İyi savunma yapmış. Golü de bulmuş, kazanmış. Küçümsemeyeceksin kardeşim. Bulduğunu atacaksın. Bu gibi takımlara elenirsen rakibi de bileğini öpeceksin, gideceksin. Girne halk evini kutlamak lazım. Takdir ediyorum. Lefke için inanılmaz intihar bir maç. Girne halk evinin çeyrek finalde şansı var mı? Sanmıyorum. Şu an diğer 7 takım pazartesi günü çekilecek. Girne halk evini ister herkes. Onu soruyorum. Yani Lefke'yi elemiş olmasına bakmadan Girne halk evini istiyor. Kesinlikle. Evet. Evet. Bafil Kürdü, Maus Atürk gücü normal süre 1-1, 122-2. Penaltılarda 6-4'lük MTG galibiyeti. Ben Bafil kutluyorum. Bir istatistik de vardı. Bafil Kürdü 4 penaltıdan da yararlanamadı. Ben Bafu kutluyorum. Verdikleri mücadele aynen Hamitköy'ün gençleri gibi. Rakip ayırmaksızın. Pırıl pırıl çocuklar mücadele ediyor. O 15, o 17'den çıkan çocuklar, o 19'dan çıkan çocuklar. Lise öğrencisi çocuk 11 oynuyor. Ben Bafu'nun belki bu yılı kaybettiği, belki efsanelik düşüyor ama pırıl pırıl bir takım kazandığı düşüncesindeyim. Ha geçmiş fikrim ben olsam devre avrası 2-3 hamle yapardım. Para bulurdum, sponsor bulurdum, destek bulurdum. Bu çocuklar bu kadar ezilmez. Bu çocukların arasına 3-4 tane tecrübeli katarak ayağa kaldırmaya çalışan da bir teknik heyet gelmiş oraya. Onlar da size bir ışık yakmış son 2-3 maçta. Mesarya yenmiş, Lefke'den puan çıkarmış. 2-3 nokta transfer yapmış olsaydı bu play-out'ta bile Buff'ın şansı vardı bu ligde kalmaya. Evet.
Doğan Türk Birliği Merit Aslancak Yeşilova'yı 2-1 yendi. Yani zor en maç. Şanssız kurallardan biriydi. Zor İki takımına da kim elense üzülürdü maç. Rulet nerede durursaydı Doğan da daha çok durdu. Doğan başardı, aldı. Elenme dediğin gibi elenecek takım adına üzüntü vericiydi. Doğan yürüdü. Merit Aslancak Yeşilova lige bakacak artık. Doğan kaldırır mı ilk kulvarı? Ben Merit'in de bu işte ligi ikinci bitirdik, ligi üçüncü bitirdik. Bunları da çok sevmiyorum yani. Doğan'da da var bu. İşte 8 senedir lig ikincisi. Doğan ikinci geldi bence başarısız. Yani bana bunu başarı saymayın arkadaşım artık. Yeşilova bunları aşacak yani artık. Yeşilova Doğan bunları aşması lazım. Bunu aşabilecek kapasitesi, katlosu var yani. İşte kendilerini kandırıyorlar bazen. Bu yılki ayaklarına kurşun sıktıkları gibi. Ocak gibi, Ocağı Yeşilova gibi. Ayaklarına kurşun sıktıkları gibi. Evet. Kaymaklı 2-0 Türk Ocağı'nı mağlup etti. Türk Ocağı falan elenerek doğru mu yaptı? Doğru yaptı. Tatlı bir maçtı. Doğru yaptı. Lige bakacak 1-2 galibiyetçi alıp direkt bu seneyi geçecek. Oynamayan gençlere şans verir diye düşünüyorum Ahmet. Var zaten kullanmaya başladı. Yiğit, yeni 11 çocuklar, oynattı. Yeni yeni çocuklar kullanıyor. Kaymaklı kupada kapanarak kontra atakla nereye kadar gidecek göreceğiz. Finali bile bulabilir yani. Yani o şansı var mı? Bulabilir. Oyun stratejisi. Diğer takımlar sabırsız. Kaymaklı artık sabırla oynamayı öğrendi. Anladın? Aynen öyle. Kaymaklı beraberliğe de alıştı. Kapanıyor. Rakip muhakkak açık veriyor. Felix'le vuruyor. Aynen öyle. Yeni Cami 3, Çayna Pazarı Gençlik Gücü 2, Yeni Cami Kupa'da üst turda. Gençlik Gücü... GG maça tam asılmadı. Gençlik Gücü çünkü... GG maça asılsaydı bu maçın sonucu farklı olabilirdi. Uzatmaya gidebilirdi. Gidebilirdi daha, turda atlayabilirdi. Belki de Yeni Cami daha farklı da kazanabilirdi. Yeni çünkü Cami asıldı mı? Yeni Cami de tatlı oynadı. GG tatlı oynayınca Yeni Cami de tatlı oynadı. Tatlı bir tempoda gitti ama GG'nin o maçta belki de az rotasyona gitmesi bugünkü maçı kendisine kaybettirdi. Nasıl yani bu bugün dersine çalışamadı gibisinden düşünebiliriz. Yani bugünkü maçın. Şimdi GG'nin ya da Değirmenliğin kupada şansı ne kadar? Çok yok. Niye kumar oynuyorsun? Sen çıkma derdindesin. Yani sen Yeni Cami karşısına geçen gün full yedeklerinle çıkmak zorundaydın. Yani aynı şekilde Miracle Değirmenlik için de konuşalım değil mi? Mesarya maçı için. Aynı düşüncedeyim. Miracle Değirmenlik en azından bugün Çanakkale ile oynuyordu düşüncesinde. Ama yani GG zayıf bir takım. Sen Çetinkaya ile şampiyonluk maçına çıkıyorsun. En büyük maçını oynuyorsun. Liderlik maçına çıkıyorsun. 3 tane adamı değiştirmiş de rotasyon yapmış. %90'ını oynatmışsın. Bugün o %90'ıyla da maç kazanmaya çalışıyorsun. 3 gün sonra. Bir tarafta dinlenmiş Çetinkaya, bir tarafta %80'i maç oynamış bir GG. Çık ya genç takım şeyinden, yedeklerinden. Çık Ahmet Coşkun'dan şu şansı vermen uzun süredir oynasın, onu da kazan. Ahmet Saygı veyahut işte Seyit'i oynattın kalede. Bunun gibi oynamayanları kazan. Evet. Ben olsam bunu yapardım yani açıkçası. Ben doğru bir rotasyon uygulaması yaptıklarını hızlanalım düşünüyorum. Hocam. Dumlu Pınar 2, Göçmenköy 0 konuştuk ama. Dumlu Pınar ilerler mi kupada? Çekeceği kuraya bağlı. Bu kura önemli. Ama Göçmenköy için bir intihar oldu. Evet. Gönyeli, Cihangir geçti turu. İkisinden biri için de yazık olacaktı. Gönyeli için ilerleyen haftaları avantaja çevirebilirse hayır olacak. Cihangir, Luka gelmezse çok ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Evet, bu gün içinde de önemli bir haber aldık. Tabii Yeni Cami Atletası'ndan yetişen, daha sonra Omonya'da top koşturan Ada Osman Eseliler, Adana Demirspor'a da U19 takımına transfer oldu. Bunu da belirtelim. İzledim haberlerini. Tam Dumlu Pınar'a da gidiyordu bir ara. Tam vakıf olan zaten sanırım Tolga Hoca'nın görevden alınmasının ana sebeplerinden bir tanesi de bu konu. Benim araştırmam o. Öyle maddelerden biri öyle olduğunu düşünüyorum. Keşke tüm çocuklarımızın önü bu şekilde açılsa. Keşke Tolga Hoca eğer böyle bir aracılık yaptıysa, yapabileceği başka oyuncular da varsa onlara da yapsa. Yapıyor. Biz yani de gurur duyalım bu çocuklarımızın gidip aynen oralarda oynayabilecek derecedeyseler. O çocuk aylardır, yıllardır Güney Kıbrıs'a giderken benzin parasını siz mi verdiniz? Ailesinin neler çektiğini Allah bilir. Yazda, kışta, çamurda, bilmem nerede. Ne oldu şimdi gidince değerli oldu? Aman öyle. 3 sene sonra Kenan gibi gördüğümüzde gurur duyacağız ama. Göreceğiz bence. Yani İnşallah daha da fazlaları var. Evet, teşekkür ediyorum. Ben süremiz teşekkür sonuna geldik.
futbol zamanının sonuna geldik bu gece adına ama ekranlardan ayrılmayın. Hemen bizden sonra Nikosia Grup Kıbrıs Kupası'nda ikinci tur karşılaşmaları sizlerle olacak. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Nikosia Grup Kıbrıs Kupası 2. turunda Bafülkürdü ile Mausa Türk Gücü Güzelyurt Üner Berkal stadında karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde hafta içi vefat eden MTG eski başkanı Halil Falyalı hiçbir zaman unutulmayacaksın. Büyük başkan pankartı ile çıkıyor karşılaşmaya ve karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu. Hüseyin Öyüpler maçı yönetiyor. Berk Bağrıkara, Hüseyin Saçar yardımcılıklarını yapıyor. Hafta içi mesaisi, kupa mesaisinde her iki takım da sahada. İki takım da adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Ev sahibi Bafülkürdü'nün vuruşuyla karşılaşma başlıyor. İlk atak Mausa Türk Gücü'nden gelişiyor. Şenol, Uğur Gök vuruyor. Kaleci Erdoğan çeliyor. Sonrasında savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Sonuç gelmiyor. Mehmet Gürlü serbest vuruşu kullanıyor. Emre Özsin penaltı beklentisi var. Oynayın diyor Hüseyin Öyüpler. Bir başka atak. Çıkarken kaptırılan top. Uğur Gök topla buluşuyor. Savunma arkasında Sadık Balarabe gol pozisyonu ve gol. Dakika 13 gol Sadık Balarabe. Mausa Türk Gücü Bafülkürdü karşısında 1-0 öne geçiyor. Sadık Balarabe'nin attığı golü bir kez daha izliyoruz. Kaleci Erdoğan çaresiz top ağlara gidiyor. Mausa Türk Gücü 1-0 öne geçiyor. Ekrem kullanıyor serbest vuruşu. Ceza sahasında Ünal göğsüyle indiriyor. Kaleci Ufuk bu pozisyonda sakatlık geçiriyor. Oyuna devam edemiyor. Ve oyuna kaleci Yusuf dahil oluyor. Ve ilk 45 dakika 1-0 Mausa Türk Gücü üstünlüğünde tamamlanıyor. İkinci yarıya Mausa Türk Gücü takımı başlıyor. Mehmet Gürlü serbest vuruşu kullanıyor. Ceza sahasında yapılan orta arka direğe doğru atak devam ediyor. Mausa Türk Gücü adına içeriye kesilen top Halil Uçar rakibinden kurtarıyor. Vuruyor topu dışarıya gönderiyor. Önemli pozisyondan yararlanamıyor Halil Uçar. Bu kez o sita vuruyor. Kaleci Yusuf'ta kalan top. Karşılıklı ataklar var bu bölümde. Ünal'la başlayan atak. Uğur ceza sahasında rakiplerinden sıyrılıyor. Dönerek vuruşu kaleci Erdoğan başarılı. Atak devam ediyor. Uvanç iyi vuramıyor. Kaleci Erdoğan'da kalıyor top. Gelişen bir başka atak var. Bafülkürdü adına açılan top. Yardımcı hakemin uyarısı var. Karar faul. Mausa Türk Gücü atağı. Emre Özsin aşırtma bir vuruş o noktada. Kaleci Erdoğan mükemmel çıkarıyor. Şutu atan isim Arif'ti. Gelişen Bafülkürdü atağı. Hüseyin Paşa ile atak başlıyor. Doğan içeriye pası. Ömer Ulaş ceza sahasında. Ömer Ulaş içeriye kesiyor. Bünyamin kendi kalesine topu ağlara gönderiyor. Ve Bafülkürdü beraberliği yakalıyor. İzliyorsunuz. Ömer Ulaş bırakıyor. Ters bir vuruş Bünyamin'den top ağlara gidiyor. Ve maça denge geliyor. Bir birlik eşitlik var. Sonrasında Mausa Türk Gücü atağı Ünal'la gelişecek. Ünal baskısı var. Ama maçın hakeminin çalan düdüğüyle 90 dakika bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Uzatma bölümlerine Bafülkürdü takımı başlayacak. 90 dakika bir birlik eşitlikle tamamlandı ve ilk uzatma bölümüne Bafülkürdü takımı başlıyor. İki takım da adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Gelişen atak Uğan ceza sahasında son çizgi Uğan ceza sahasında rakibinden sıyrılıyor yerde kalıyor. Maçın hakemi Hüseyin Öyüpler penaltı noktasını gösteriyor. 95. dakika topun gerisinde Arif Uysal. Arif Uysal geliyor vuruyor topu ağlara gönderiyor. 95. dakikada Mausa Türk Gücü Arif Uysal'ın attığı penaltı golüyle 2-1 öne geçiyor. Arif'in penaltıdan attığı golü bir kez daha izliyoruz. Arif ve arkadaşlarının sevinci. Köşe vuruşu kullanıyor Arif. Ceza sahasında kaleci Erdoğan açılan top. Yapılan hareket faul. Ve sonrasında da Hüseyin Öyüpler'in çalan düdüğüyle ilk uzatma bölümünü Mausa Türk Gücü 2-1 önde kapatıyor. İkinci uzatma bölümüne Mausa Türk Gücü başlayacak. Ve Mausa Türk Gücü ikinci uzatma bölümüne başlıyor. 2-1'lik üstünlüğü var Mausa Türk Gücü'nün. Sadık Balarabe ile gelişen atak. Uğur Gök ceza sahasında vuruşu top yandan dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor bu pozisyondan Mausa Türk Gücü. 120 dakikalık bölüm köşe vuruşu kullanıyor. Bafülkürdü açılan top. Ömer Ulaş'la atak devam edecek. Osman içeriye bakıyor. Ortası
Boşta kalan topu Osita'lara gönderiyor. 120. dakikada Osita atıyor. Bafülkü Yurdu bir kez daha beraberliği yakalıyor ve maça denge geliyor. 2-2'lik eşitlik. İyi takip ediyor. Osita topu ağlara gönderiyor ve 120 dakikalık bölüm 2-2'lik eşitlikle tamamlanıyor. Büyük sevinç var Bafülkü Yurdu'nda. Penaltı atışlarına geçiliyor. Topun gerisinde Metin Melda, kaleci Yusuf kalesinde dikkatli işaret verildi. Metin Melda geliyor, kaleci Yusuf kurtarıyor. İlk penaltıdan yararlanamıyor Bafülkü Yurdu. Mausa Türk gücünde Sadık Balerebe topun gerisinde. Sadık Balerebe vuruyor, top direkten dönüyor. İki takım da ilk penaltıları gole çeviremiyor. İkinci penaltı atışları Mehmet Eren Doğan geliyor. Vuruyor, yine kaleci Yusuf kurtarıyor. Üst üste kurtarışlar. Bu kez topun gerisinde Arif Uysal vuruyor, topu ağlara gönderiyor. Mausa Türk gücü 1-0 öne geçiyor Arif Uysal'la. Topun gerisinde Hasan Sedatgil, kaleci Yusuf Yontar kalesinde dikkatli. Hasan Sedatgil topu dışarıya gönderiyor. 3 penaltıdan da yararlanamıyor Bafülkü Yurdu. Topun gerisinde Uanç vuruyor, topu ağlara gönderiyor. Mausa Türk gücü 2-0 öne geçiyor. Topun gerisinde Hüseyin Paşa. Hüseyin Paşa topun üzerine geliyor. O da dışarıya atıyor ve 2-0 penaltılarla kazanan Mausa Türk gücü maçı da 4-3 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran taraf oluyor. Nikosya Grup Kıbrıs Kupası 2. tur karşılaşmasında Doğan Türk Birliği ile Merdal Sancak Yeşilova Girne 20 Temmuz Meta Danıristan'da karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Utku Amamcıoğlu, Mehmet Ekşici, Necmi Bulut yardımcılıklarını yapıyor. Her iki takım da adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Çok önemli bir karşılaşma. Topun gerisinde Bili Mehmet ve çalan düdükle Merdal Sancak Yeşilova maça başlıyor. Gelişen Merdal Sancak Yeşilova atağı Aksel kaleye bakıyor, vuruyor Dursun Cem Ateş, köşeden topu kornere çeliyor. Doğan Türk Birliği atağı savunma karşılıyor, açılan top Salih kaleye gönderiyor, top üstten dışarıya gidiyor. Bir başka atak ceza sahasında Halil Turan iyi vuramıyor, savunma araya giriyor, topu uzaklaştırmayı başarıyor. Karşılıklı ataklar var ilk yarıda ceza sahasında Bili Mehmet. O noktada dokunan isim Yasin ama istediği nokta değil. Ve sonrasında da maçın hakemi Utku Amamcıoğlu'nun çalan düdüğüyle 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İkinci 45 dakikaya Doğan Türk Birliği takımı başlıyor. Gelişen Doğan Türk Birliği atağı ceza sahası içerisinde o noktada dokunan Halil Turan oluyor. Dakika 46 izliyorsunuz. Kale sahasında vuruyor, topu ağlara gönderiyor ve Doğan Türk Birliği 1-0 öne geçiyor. Golden sonra da ataklar devam ediyor. Halil Turan içeri ortası, boşta kalan top Billy Michel vuruyor, topu ağlara gidiyor. Dakika 54, Billy Michel atıyor. Doğan Türk Birliği 2-0 öne geçiyor. İkinci yarıya üst üste gelen gollerle başlıyor Doğan Türk Birliği. Kenan kullanıyor serbest vuruşu, savunma karşılıyor. Billy Michel şık bir rövaşata, top yandan dışarıya gidiyor. Merdal Sancak Yeşilova atağı kafa vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 84 izliyorsunuz. Mecdi top ağlara gönderiyor ve farkı 1'e indiriyor. Bu golle ümitleniyor Merdal Sancak Yeşilova. Billy Michel'le gelişen atak. Billy Michel sert vuruyor, top yan ağlarda kalıyor. Merdal Sancak Yeşilova atağı kaleci Dursun Cem Ateş'in ellerinde kalıyor. Gözler maçın hakemi Utku Amamcıoğlu'nda ve çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Maçı 2-1 kazanan Doğan Türk Birliği adını çeyrek finale yazdıran taraf oluyor. Nikosya Grup Kıbrıs Kupası 2. turunda Yeni Cami ile Çayna Pazar Gençlik Gücü Lefkoşa Atargıstan'da karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Emre Öztaşlı, Cemre Malek, Fatih Bardakçıoğlu yardımcılıklarını yapıyor. Gelişen Yeni Cami atağı Fırat'ın vuruşunda kaleci Seyit topu sektiriyor. Atak devam ediyor, sonrasında Seyit topa sahip oluyor. Bir başka atak Hasan ceza sahasında orta şut karışımı, son anda Seyit topu kornere çeliyor. Fırat serbest vuruşu kullanıyor. Ceza sahası içerisinde oluşan karambol, dönerek vuruş Mehmet Göktaş, son dokunan o noktada Keita oluyor. Dakika 22 izliyorsunuz. Kale sahasında Keita topu ağlara gönderiyor ve Yeni Cami 1-0 öne geçiyor. Golden sonra ataklar devam ediyor. Hasan topla buluşuyor. Sağ taraftan Fırat ceza sahasına bakıyor. Fırat ceza sahasına ortası, arka direğe doğru açılan top, vuruş, savunma, dönen top, atak devam ediyor.
Plase bir vuruş top ağlara gidiyor. Dakika 23 izliyorsunuz. Bir türlü uzaklaşmayan top. Ali Bayır plaseyi bırakıyor, top ağlara gönderiyor. 23. dakikada 2-0 öne geçiyor Yeni Cami. Bir başka atak, Yakup vuruyor, top dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlar Yeni Cami'den. Köşe vuruşu kullanıyor. Paslaşarak kullanıldı. Fırat vuruyor, kaleci Seyit. Boşta kalan top, savunma uzaklaştırıyor. Bir başka atak, Ali Bayır kaleye vuruyor. Kaleci Seyit mükemmel çıkarıyor. İki güzel hareket. Ender gelişen Çaynapazar gençlik gücü atağı. Hasan Akkuyu özgürce de sahasında vuruyor. Top ağlara gidiyor. Dakika 44. Gol Özgür Ongun. Çaynapazar gençlik gücü farkı 1'e indiriyor. Ve ilk yarı 2-1 Yeni Cami üstünlüğünde tamamlanıyor. İkinci yarıya Çaynapazar gençlik gücü takımı başlıyor. Serbest vuruş kullanıyor. Uzun gönderilen top. Elle kontrol diyor maçın hakemi Emre Öztaşlı. Serbest vuruş, topun gerisinde Ümitcan vuruyor. Mükemmel bir gol atıyor. Dakika 55, gol Ümitcan. Çaynapazar gençlik gücü Yeni Cami karşısında beraberliği yakalıyor. Çaynapazar gençlik gücü geri dönüyor. 2-2'li eşitlik sonrasında Yeni Cami atakları. Ali Bayır vuruyor, top üstten dışarıya gidiyor. Köşe vuruşu kullanıyor Fırat. Açılan top, atak devam ediyor. Dönerek vuruş, son dokunan noktada Yasin oluyor. Dakika 61 izliyorsunuz. Kale sahasında Yasin kafayla topu ağlara gönderiyor. Ve Yeni Cami bir kez daha öne geçiyor. Serbest vuruş kullanıyor. Gençlik gücü Buğra vuruyor. Kaleci Ercan'ın ellerinde kalan top. Bir başka atak, savunma arkasında Özgür. Gol pozisyonu, top dışarıda. Net pozisyon. Özgür Ongun yararlanamıyor. Fırat'la gelişen atak. Direkt kaleye kaleci Seyit. Dönen top, Keita ile atak devam edecek. Sonuç gelmiyor. Bir başka atak, Fırat, Hascan gol pozisyonu. Aşırtma bir vuruş, çizgi üzerinden Çağdaş çıkarıyor. Hascan köşe vuruşunu kullanıyor. Mehmet Göktaş üst direk, sonrasında savunma. Şanssız dakika Yeni Cami adına. Bir başka atak gelişiyor. Sert bir vuruş Hascan'dan. Seyit önlüyor. Dönen top o noktada. Çok kötü bir vuruş astırından. Sonuç gelmiyor. Gözler maçın hakemi Emre Öztaşlı'da ve çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Maçı 3-2 kazanan Yeni Cami çeyrek finale adını yazdıran bir başka takım oluyor. Nikosia Grup Kıbrıs Kupası 2. tur karşılaşmalarında Yonpaş Dumupınar ile Göçmenköy Gazimavusa Doktor Fazıl Küçük Standı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Osman Özpaşa, Hakan Gök, Cem Öksüzoğulları yardımcılıklarını yapıyor. Hafta içi kupa mesaisi ve konuk Göçmenköy'ün vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Ceza sahasında Weston vuruyor, kaleci Ali Duvarcı'da kalıyor top. Emre'nin uzun taç atışı ceza sahası içerisinde. Şık bir röveş hata, o noktada Mert'ten sonuç gelmiyor. Bekir kullanıyor, kaleci Türkan çift yumruk topu uzaklaştırıyor. Weston'la gelişen Dumupınar atağı ceza sahası içerisinde, Mert yerde kalıyor. Gözler maçın hakemi Osman Özpaşa'da, oyun devam ediyor. İlk bölümler karşılıklı ataklar. Berk ceza sahasına giriyor. Berk rakibinden sıyrılıyor. Plasesini bırakıyor, top dışarıya gidiyor. Net pozisyon yararlanamıyor Berk Büyükkal. Şimdi Mert Güçlücan ceza sahasında, gol pozisyonu kaleci Ali Duvarcı. Serbest vuruşu Mevlüt kullanıyor Göçmenköy'de. Ceza sahasına yapılan orta, oluşan karambol, penaltı beklentisi var. Oyun devam ediyor. Sonrasında karşı atak, sonuç gelmiyor. Bir başka atak, Silla vuruşu, savunma, kaleci Türkan köşeden topu kornere çeliyor. Bekir kullanıyor serbest vuruşu, kaleci Türkan çift yumrukla topu uzaklaştırıyor. Eray'la gelişen atak, uzun gönderilen top. Mert topu kontrol ediyor ceza sahasında. Mert pası. Şimdi Weston kaleye bakıyor, sert vuruyor, top yandan asfaltla dışarıya gidiyor. Ve ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya Yonpaş Dumupınar takımı başlıyor. Gelişen atak, savunma arkasında Bekir topla buluşuyor. Bekir ceza sahası içerisinde, içeriye ortası, Silla'nın olduğu noktaya, penaltı beklentisi var. Silla vuruyor, savunma, top bir türlü uzaklaşmıyor. Sonrasında atak devam ediyor ama bu pozisyondan da sonuç gelmiyor. Bir başka atak, sonuç gelmiyor. Weston'la başlayan atak. Mert rakiplerinden sıyrılıyor. Vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. Net pozisyondan yararlanamıyor Mert Güçlücan. Hüseyin Sadıklar serbest vuruş. Arka direkte Mehmet Göçmen, Weston göğsüyle kaleci Türkan'da kalıyor top. Eray'la gelişen sol taraftan atak. Eray içeriye pası. Berk Büyükkal şık bir topu topağlara gönderiyor. Dakika 77, gol Berk Büyükkal.
Yompaş Doğupınar Göçmenköy karşısında 1-0 öne geçiyor. Golden sonra ataklar devam ediyor. Pozisyonu dikkatle izleyin. Kendi yarı alanından Eray Budal alıyor. Çok süratli ceza sahasına giriyor. Rakibinden kurtulmaya çalışıyor. Kurtuluyor, vuruyor, topu ağlara gönderiyor. Dakika 81. Gol Eray Budal'ı Yompaş Doğupınar Göçmenköy karşısında 2-0 öne geçiyor. Gol sevincini babası Sermen Vudalı ile paylaşıyor ve sonrasında Osman Özpaşa'nın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor ve maçı 2-0 kazanan Yompaş Doğupınar adını çeyrek finale yazdırıyor. Nikosia Grup Kıbrıs Kupası 2. turunda Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı Lefkoşa Şehit Hüseyin Rusu Stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Fehim Dayı Yusuf Atlar Abdullah Genç yardımcılıklarını yapıyor ve konuk Türk Ocağı'nın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. İlk atak Türk Ocağı'ndan gelişiyor. Uzaktan vuruş, kaleci Raif iki hamlede topa sahip oluyor. Ceza sahasında dönen top, sert bir vuruş Doğukan'dan sonuç gelmiyor. Küçük Kaymaklı hata, Felix'in ortası, kafa vuruşu, o noktada kafayı vuran isim yankıydı. Kaleci Hüseyin topu çelmeyi başarıyor. Ceza sahasında bir başka pozisyon, sert bir vuruş top ağlara gidiyor ama bayrak kalkıyor. Pozisyon offside, gol geçerli sayılmıyor. Yankıyla gelişen atak direkt kaleye, top üstten dışarıya gidiyor. Küçük Kaymaklı baskıyı artırıyor. Felix'le gelişen atak. Felix ceza sahasında. Felix gol pozisyonu ve gol. Dakika 25. Gol Felix. Küçük Kaymaklı Türk Ocağı karşısında 1-0 öne geçiyor. Felix'in attığı golü bir kez daha izliyoruz. Gelişen Türk Ocağı atağı İbrahim'in vuruşunda kaleci Raif topu çelmeyi başarıyor. Savunma arkasına uzun gönderilen top. Kaleci Hüseyin, atak devam ediyor, yankı ile sonuç gelmiyor. Bir başka Küçük Kaymaklı hatayı, yankı, boşta kalan top, Felix savunma uzaklaştırıyor. Ve sonrasında da maçın hakemi Fehim Dayı'nın çalan düdüğüyle 45 dakikayı Küçük Kaymaklı 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarıdan görüntüler, savunmada büyük hata. Felix iyi vuramıyor, kaleci Hüseyin çeliyor, açılan top, yankı, ceza sahasına ortası, top üstten dışarıya gidiyor. Gelişen atak, Bahadır ceza sahasına ortası, kafa vuruşu, atak devam ediyor. Felix sert bir vuruş, o noktada Tuğrul'dan top ağlara gidiyor. Dakika 60 izliyorsunuz. Felix indiriyor, Tuğrul vuruyor. Kaleci Hüseyin'in çabası yetersiz. Top ağlara gidiyor ve Küçük Kaymaklı 2-0 öne geçiyor. Felix'le gelişen atak, ceza sahasında Felix arka direğe doğru, Zekai kale boş, topu dışarıya gönderiyor. Net pozisyondan yararlanamıyor Zekai ve maçın hakemi Fehim Dayı'nın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor ve maçı 2-0 kazanan Küçük Kaymaklı adını çeyrek finale yazdıran taraf oluyor. Nikosia Grup Kıbrıs Kupası 2. turunda Gönyeri ile Cihangir Gönyeri stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Kerem Eren, Yusuf Bakar, Halil Erdem Canaloğlu yardımcılıklarını yapıyor. Ağır bir zeminde oynanıyor karşılaşma ve ev sahibi Gönyeri'nin vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Ceza sahası içerisinde gelişen atak, sert bir vuruş Taceddin'den sonuç gelmiyor. Gönyeli atağı Şükrü ceza sahasında, ikili sıkıştırma yerde kalıyor. Kerem Eren oynayın diyor. Gelişen atak, Ali Öztürk içeriye pası, Taceddin gol pozisyonu ve gol. Dakika 30, gol Taceddin, Cihangir Gönyeri karşısında 1-0 öne geçiyor. Taceddin'in attığı golü bir kez daha izliyoruz. Gol sevinci Cihangir futbolcularının, ceza sahası içerisinde Agoa kaleci Hasan Can'ın yaptığı hareket, maçın hakemi Kerem Eren penaltı noktasını gösteriyor. 39. dakika penaltı atışı kazanıyor Gönyeli. Bu pozisyonda Hasan Can sarı kart görüyor. Topun gerisinde Agoa topu ağlara gönderiyor ve 39. dakikada maça denge geliyor. 1-1'lik eşitlik, Ali Öztürk dönerek vuruşu, kaleci Kemal'da kalıyor top. Bir başka atak, Taceddin'le gelişen atak, Muhittin vuruşu, yine Kemal'da kalıyor top. Üst üste pozisyonlar Cihangir adına sonuç vermiyor ve ilk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıya Cihangir takımı başlıyor. Sert bir vuruş Taceddin'den sonuç gelmiyor. Serbest vuruşu Ahmet Atay kullanıyor. Ceza sahası içerisinde oluşan karambol, Hasan Can'da kalıyor top. Bir başka atak yine Ahmet Atay, savunma, o noktada Mustafa Hacı bırakıyor. Burak vuruyor, top yandan dışarıya gidiyor. Dengeyi bozma çabaları iki takımda. Muhittin ceza sahasında aşırtma bir vuruş, İshak topa daha yakın, topu pozisyonu engelliyor. Sonrasında Kemal topu kontrol edemiyor. Talat kafayla Kemal'a aktarıyor.
Şimdi Barkın'ın vuruşunda top yandan dışarıya gidiyor. Üst üste uzaktan atılan şutlardan sonuç gelmiyor. Ve sonrasında da maçın hakemi Kerem Eren'in çalan düdüğüyle 90 dakika birbirlik eşitlikle tamamlanıyor. Uzatma bölümlerine Cihangir takımı başlıyor. Gelişen atak Taceddin, aşırtma bir vuruş top üstten dışarıda. Bir başka atak Berhan ikinci yarıda oyunda vuruşu, kaleci Kemal'da kalıyor top. Maçın hakemi Kerem Eren bu pozisyonda hem Azat'a hem de Muhittin'e çift sarı kart ardından kırmızı kartla oyuncuyu da oyun dışına gönderiyor ve kalan dakikaları her iki takımda 10 kişi oynamak zorunda. Ulaş'ın vuruşu Hasancan iyi yer tutuyor, topu çeliyor köşeden, sonra da savunma uzaklaştırıyor. Ve maçın hakemi Kerem Eren'in çalan düdüğüyle ilk uzatma bölümleri 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci uzatma bölümlerinden görüntüler izliyorsunuz. Taner Cada sahasında, Taner içeri ortası, savunmada Talat topu kornere gönderiyor. Gelişen Gönyeli atağı Cada sahasında orta, bir kafa Agoat'tan top yandan dışarıya gidiyor. Maçta başka gol olmayınca maçın hakemi Kerem Eren'in çalan düdüğüyle 120 dakikada 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor. Çeyrek finale yükselecek takım penaltı atışları sonrasında belli olacak. Her iki takım da penaltı kullanacak futbolcularını teknik adamlar belirliyor. Penaltı atışları sonrasında Nikosia Grup Kıbrıs Kupası'nda çeyrek finale yükselecek takım belli oluyor. İlk penaltıyı Nurettin kullanıyor Cihangir takımında. Kaleci Kemal kalesinde dikkatli. Nurettin vuruyor, topu ağlara gönderiyor. 1-0 öne geçiyor Cihangir. Topun gerisinde Ahmet Atay. Kaleci Hasancan kalesinde dikkatli. Ahmet Atay da topu ağlara gönderiyor. Ve 1-1'lik eşitlik. Topun gerisinde Taner. Taner de topu ağlara gönderiyor. Ve 2-1 öne geçiyor Cihangir. Burak Koçar topun gerisinde. O da topu ağlara gönderiyor. 2-2'lik eşitlik. Hakan vuruyor, topu ağlara gidiyor. 3-2 öne geçiyor Cihangir takımı. Agoa vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. Bu kez topun gerisinde Taceddin vuruyor. 4-2 öne geçiyor Cihangir. Ulaş vuruyor, topu ağlara gidiyor. 4-3 oluyor. Topun gerisinde Selçuk. Selçuk topu ağlara gönderiyor. Penaltı atışları sonrasında 5-3 kazanan, karşılaşmayı da 6-4 kazanan Cihangir takımı Nikosia Grup Kıbrıs Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırıyor. Cihangir futbolcularının büyük sevinci, kazanan taraf Cihangir takımı oluyor. Gönyeli ikinci turda kupaya veda ediyor. Nikosia Grup Kıbrıs Kupası 2. tur karşılaşması. Girnealık evinin konuğu Lefke Karalanoğlu Orhan Dural stadında oynanıyor karşılaşma. Zekai Töre hakem, yardımcıları Ümit Enes Gürle, Halil Erdem Canaloğlu, 4. hakem Mustafa Öztugay ve Lefke'nin vuruşuyla karşılaşmaya başlanıyor. Ligde kötü giden bir Girnealık evi, 2. devreye istediği gibi başlayamayan Lefke'nin mücadelesi. Kupada hedefi var Lefke'nin. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Lefke ilk bölümde gol arıyor. Armstrong'un uzun pası savunma arkasına, vuruş asfaltla dışarıya gidiyor. Lefke gole yaklaştı bu dakikada, ancak yararlanamıyor bu pozisyonda. Girnealık evi köşe atışı kullanıyor. Soldan yapılan orta cezası içerisine oluşan karambol Aykut'tan seken top Alpay vuramadı. Kaleci Mehmet'te kaldı. Sağdan geliyor Lefke. Yapılan orta ceza sahası içerisinde Yılmaz Şipal bıraktı Kasım'a. Kasım'dan önce savunma arada. Ters bir vuruş, ilginç bir pozisyon, ancak top dışarıya gidiyor. Lefke gol arıyor. Yılmaz Şipal içeriye ortası. Seken top az arka direkte, Kasım dokunamadı bu topa. Önemli bir pozisyon. Sağdan geliyor Girnealık evi. Hani gelişiyor atak. Dışarıya çevrilen top Halil Esen topla buluştu. Pası, vuruş Samet'ten kaleci Mehmet. Soldan Lefke köşe vuruşu, gol arıyor Menekşe Beyazlılar. Kafa vuruşu Herman'dan dışarıya gitti. Bu pozisyondan da yararlanamadı Lefke. Kasım topla buluştu. Kasım güzel bir çalım. Vuruşunda savunmadan seken top. Dönen top, vuruş Yılmaz'dan kafa vuruşu top filelerde, ancak offside gerekçesiyle gol değer kazanmadı bu dakikada. Soldan geliyor Girnealık evi, geri oynanan pas. Alpay yerde kaldı bu pozisyonda ve penaltı. Mehmet Özer Alp'ın müdahalesi Alpay'a. İleriye çıkmıştı bu pozisyonda Alpay.
savunma kaleci atası anlaşmazlığı, Girnal Kivi penaltı atışı kazanıyor. Topun başında Samet var. Samet Akrep'in vuruşu top verelerde. Dakika 32, Girnal Kivi Samet'in golüyle 1-0 öne geçti Lefke karşısında. İzliyorsunuz sevincini taraftarıyla paylaştığı genç futbolcu. Devam ediyor ataklar Girnal Kivi'nde. Tağlanda Lefke 1-0 yenik durumda. Beklemediği bir sonuç olsa gerek. Lefke'nin bu pozisyonda Rahmi direkt kırmızı kart görüyor. Zekai Töre tarafından 35. dakikada izliyorsunuz. Beklenmedik bir kart. Lefke'de 10 kişi kaldı. Lefke takımı önemli oyuncusundan yoksun. Bu pozisyonda da Zekai Töre yardımcısına başvuruyor. Oyun durdu. İtirazlar var. Mehmet Yıldız, Zekai Töre pozisyonun içerisinde. Yardımcı hakem Halil Erdem Canaloğlu'nun uyarısı. İkinci sarı kart ve kırmızı kart. Mehmet Yıldız da atılıyor bu dakikada. Girnal Kevin'de 10 kişi kaldı. Girne temsilcisi her iki takımda 10 kişi. 1 gol, 2 kırmızı kart ilk yarı adına. Tribünlerde de kısa süreli bir gerginlik var. Emniyet güçleri olayları yatıştırmaya çalışıyor. Lefke'de Yılmaz kullandı köşe vuruşunu. Kafa vuruşu Kaan'dan kaleci Burak için kolay bir top oluyor. Ve ilk yarı sonucu Girnal Kevi Lefke karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamlıyor. İkinci devreye Girnal Kevi'nin vuruşuyla başlandı. Gol arıyor Lefke 1-0 yenik durumda. Armstrong'un içeriği ortası. Herman'ın kafa vuruşunda kaleci Burak için kolay bir top. Kaan yine doldurdu Kaan'cılar sahası içerisinde. Herman'ın kafa vuruşu yine Burak'ta kaldı. Burak da günün başarılı kalecisi. Sağdan Mehmet Toros'un ortası ceza sahası içerisinde. Kasım tek top oynadı. Herman'ın vuruşunda yine Burak başarılı. Net bir pozisyon Lefke adına değerlendirilemiyor. Baskısını artırdı Lefke. Kullanılan köşe vuruşu yine Burak topu aldı ve son düdük. Girnal Kivi Nikosya Grup Kıbrıs Kupası'nda Lefke'yi 1-0 mağlup ederek saf dışı bırakıyor kupadan. Çeyrek finale yükselen taraf kırmızı beyazlı Girne temsilcisi. Büyük sevinç var Girnal Kivi futbolcularında. Lefke'de büyük şok. Erken veda diyor Lefke kupaya. Ligde de kötü gidiyordu. Girnal Kivi ise kupada yürümeye devam ediyor.